Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin selavat. Cenab-ı Hak tevfikini refik eylesin. Rızası dairesinde hareket ve hayrat kazandırsın. Razı olmadığı şeyleri yaptırmasın, söylettirmesin. Beşeriyetimizin iktizası olarak söylemiş ve yapmışsak, Cenab-ı Hakk'ın uluhiyeti ve rububiyeti hatırına affeylesin. Kendine de kul kabul eylesin. Niyetimize göre muamele eylesin. Niyetimizi de kendisine uygun düzeltsin inşallah. Dima 191 galiba. Doğru mu Furkan? Doğru abi, evet. Dima 191. Akıl yapacaktık fakat kırıkanda olduğum için akıl defterini getirmeyi şey yapmadım, bir unutmuşuz. Veya planlanmadı. Vicdan yapacağız. Vicdan o zaman 17 mi oluyor? Evet abi. O zaman Dima 191, Vicdan 17. Bugün ayın kaçı? 19'un 20'si. 20'si abi. 20'si. 20.02.2022 Kırıkan'dayız. Ondan sonra onu Mustafa kardeş silgisi varsa sil veya bez ve peçeteyi git ıslat. Sonra kuru peçete şey yap. Onu hallet, belki lazım olur. Bir daha tekrar ediyorum. Dima 191, Vicdan 17, 20.02.2022 Kırıkan. Evet, şimdi ısırmak için vicdanla alakalı biraz konuşalım böyle. Güneş yapmışsa gölgeye de geçebilirim. Sizde sorun oluyor mu? Olmuyor tabii, yok. Olmuyor abi, olmuyor. Olmuyor değil mi? Yok, iyi mi? Tamam. Felsefe kavramlarla konuşur. Felsefe kavramlarla konuşur. Peygamberler tavırlarla, yaşantıları ile konuşur. Yani biri karakter, yani bir karakter nasıl tavırlarda gözükür? Yani bir karakter, bir mana, bir dava, bir yaşantı, bir his, bir fikir. Hayatta nasıl olur? Hayatta olsa ne olurdu? Nasıl gözükürdü? Peygamberler yapar. Filozoflar kavramlarla tanımlar. Tanımladığı mana nerede yani? Yani kavramın içinde. Peki o mana nerede denince felsefe gösteremez. Tamam, bu mana orada. Peki, bunu söyledin de, işlevi var mı? Yani, yaşantıda var mı? Böyle bir şey mümkün mü yani? Onu gösteremez. Tam da burada peygamberlerde hissedilir, bilinir ve fiilde gözükür. Mesela ahlaktan herkes bahseder ama filozoflar, vicdandan da bahseder. Fakat ahlakı yaşamadıkça ahlak teoride kalıyor. Nasıl bir şey ahlak bilinmiyor. Yenilir mi, içilir mi? Nasıl bir şeydir? Çünkü yaşantı da yok. Felsefe manası kavramda kalıyor. Peygamberler de ise yaşayarak söylüyor, hissederek ifade ediyor. Ahlaka dönüştürerek vicdani yapıyor, vicdaniyat yapıyor. Onu hayatının her safhasında anlamlandırdığı için erdemli oluyor. Arif oluyor. Yani ruhsal bir boyuta geçiyor peygamberler ve takipçileri. İşte bunu insanlara mayalayan vicdaniyattır. Peygamberlerin
bu yaşantısını insanlara mayalayan vicdandır. Vicdan çok garip bir şey. Mesela akıl deyince el buraya gidiyor. Kalp deyince el buraya gidiyor. Ama vicdan deyince ve ruh deyince mekanı yok. Hepimiz aşağı yukarı tahmin ediyoruz. Karaciğer böbrektir, dalaktır ama böyle insan insan yapan değerlerin bu olmadığını herkes bilir. Erdemliğin, irfanlığın, ahlakın, kemalatın, arifliğin, insanlığın madde olmadığını bilir. Madde değil. Yani bu tuhaf yani. Ne kadar açık, ne kadar gizli. Ne? Yani bu ceset muayyen biliniyor. Hakimiz, adam kesiyor doktor, cerrah. Her şeyi kesiyor. Ama yani ulvi değerlerin hiçbirisinin mekanı yok. Mesela vicdan azabı çektim diye bir organ yok. Yani böyle erdem mesela, arif insan, ferasetli adam, dirayetli adam, vefalı insan diye bir organ yok. Yani bu ulvi değerler esastır, yaşıyoruz ama burada tanımlanıyor ama mekanı yok. Yani yaşıyoruz ahireti, yaşıyoruz ulvi şeyleri, her şeyi. Fakat mekanı da olmamakla beraber ahireti, cenneti de nerede diye soruyoruz. Senin bu duyguların, ulviyetin neredeyse ahirette, varlığın orasındadır. Ahiret abi, nerededir? Efendim abi. Abi şimdi mekanı yok diyoruz ya. Evet. Mesela bir şeyin hakikati olup da onun sıfır olmama ihtimali olabilir mi? Mesela hakikati olup diyelim ki hakikat arşta. Arşta olan her şey, lef-i mahfuzda olan her şey surete çıkmamış ki. Her şey çıkmamış. Mesela hakikati diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, bana Kur'an kadar Kur'an verilmiştir. Bu bundan hariç. Fakat vermeye mezun değilim diyor. Vermeye mezun değilim diyor. Şimdi her suretin hakikati vardır. Ama her çıkanın, her çıkmayanı da çıkacak diye bir şeysi yoktur. Peki bir vicdan hakikat mıdır? Hakikattır. Sureti var mıdır? Vardır. Çok tuhaf taraf harun bu işte. Vicdanın sureti var. Vicdanın kanuniyeti var. Vicdanın hakikati de var, mahiyeti de var. Vicdanın sureti her şeyin sureti olduğu gibi serbest bölgedir. Ama çok tuhaf olan taraf işte bu yani. Vicdanın mahluktur. Ruh mahluktur. Yani kudret taluk etmiş her şey mahluktur. Ruh kanun-ı emridir. Yani namus-u zihayattır. Ama kudret ona vücud-ı harici giydirmiştir. Namus-u zişurdur. Hasan abiciğim. Böldüm değil mi? Kusura bakmayın. Özür dilerim ama az önce sanki Harun şunu söylemek mi istedi abi? Sureti olmayabilir ama hakikati vardır. Yani vicdanın bizde sanki bir organı yokmuş gibi görünüyor olmasına rağmen zahirde hakikatte bir organı vardır. Yani onun ait olduğu bir yer vardır manasında mı söylemek istedim? Ha, yani madde, madde de böyle burasıdır diye şu anda şimdiye kadar tanımlanamamış. Yani kalp için denmiş, çam kozalağı gibi sana böyle bir şey değildir. Dimağa da denmiş. Ama şey denmiş, kalbe göğüs, sadır denmiş. Yani muayyenlik verilememiş yani. Ona gidiyorum zaten. Ama bir mahalliyeti yokken, kalbin mahalliyeti var. Yani kat deyince gene bir şeyi, bir yer gösterebiliyoruz, adresleyebiliyoruz. Orası değil ama oradan taalluk ediyor. Mesela ruh için deniliyor ki, büyük zat İmam-ı Rabbani Hazretleri, işte pazartesi şuradadır. Salı şurada, pazartesi kandadır diyor. Bir, öyle hatırladım.
Salı günü şu organdadır, perşembe günü şu organdadır, cuma günü şuradadır diyor. Yani burada tayin ediyor. Yani mesela ondandır ki şaşıracaksınız. Adam tansiyonu var, kanser var, bilmem nesi var. Mesela bir burada tanıdığım birisi var. Traktör, bilmem kaç tonla adam traktörden düşüyor. 3-5 ton var değil mi traktörün abi? Var abi, çok rahat var. Yük de vardı. Evet. Bak şimdi. Traktörden düşüyor. Kafasından geçiyor bu traktör. Tekrar traktör nasıl çarpıyorsa bir yere geri geliyor şoförsüz. Bir daha geçiyor kafadan. Bu adam ölmüyor. Sporcu 50 yaşında ömründe aspirin içmemiş. Düşüyor bir anda ölüyor. Hiçbir şey yok. Şimdi İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, çok ilginçtir. Yani başka bir boyut açacak. Mesela adamın böbreği gider. Adamın kalbi durur. Pompa yaparlar, yaşarlar. Hatta morgda dayım mesela öldü diye beyaz şey attılar. Sonra kendi Allah'ın hikmeti kefeni oynatmış. Ayılmış. Ama bir bakıyorsun 50 yaşında ölüyor. Şimdi bu esbab aleminde şöyle bir şey. Eğer hangi gün kalp, ruh kalpte ise, kriz geçirse ölür. Eğer o gün kalp krizi geçiriyor ama ruh taalluku kanda ise ölmez. Mesela o ruh o gün dimağdaydı. Kafada bir darbe ise, ufak bir kalem bile vursalar veya bir şey, ciddi. Ruh mekaniyetini kaybettiği zaman şaşırıyor. Mekan kaybolmuş. Hurda kaş olmuş. Çekip gidiyor. Ama ruh kafadaydı. Kalp krizi geçirmiş. O yaşamaya devam eder. Düzelir. Mahalliyeti yani. Bir acayip. Benim de garibime gitti yani. Çok garip oldu aslında abi. İşte ruh hangi gün nereye taalluk ettiğini bir yazmıştım. Sonra vehim ve vesvese olur diye tekrar etmeye kasten unuttum. Şu gün şuradadır, şu gün yani şurada taalluk ediyor, şurada tayin ediyor. Şurada merkezlik, yani bir gün bu odada oturuyor bir adam, bir yazar. Mesela diyelim ki ben dersimi bir gün bu güneşli odada çalışıyorum, bir gün öteki tarafta çalışıyorum, öteki tarafta değilim. Ama bir darbe gelse, mesela bir deprem olsa orası inle, orası inmedi ama dün oradaydık. Dün inseydi ölecekti. İşte vicdaniyat ona doğru gidiyorum. Hani garip yani. Garip bir şeyi var. Vicdaniyat... Abi, Emre abiciğim, güneşte ne güzel vurmuş size. Maşallah, nazar demesin. Ne de güzel görünüyorsunuz ya. Abi, kapıyı yalıyor ki gıcırlamasın. Tamam. Abi, birincisi abi, şu az önce söylediğiniz var ya abi, ruh. O gün dimağda değilse, kafada değilse... kafaya gelen darbeden ölmüyor. Ölmez. Bunu hayatımda ilk defa duydum. Siz de hayatınızda ilk defa söylediniz. Bu hakikaten çok enteresan geldi bana. İnşallah bunu hususi ders yaparız. Yani ama buraya dönmek istedim. Yok abi. O psikoloji şey yapar. Aynen darmadağın eder insanı abi. Adam o dese ki bugün kalbim ağrıyor. Kalbim durursa öleceğim diye vesveseye kapanır. Hayatımda duydum. Muhtemelen siz de hayatınızda ilk defa söylediniz bunu. Evet, söylemiyordum da söyledim işte. Ya ben söyledim de olmadı. Onu sileriz ki canlı yayın olmasın ve ses yaparlar. Bir de abi şunu söylemek istiyorum. Tevafuk bugün sabah sizin bir ses yayınınızı dinledim. Hasan abi bu hafıza göndermiş olduğunuz vardı ya. Kullu ruhu min emri rabbi ve nufiha fissur. Abi o kadar mükemmel ki şimdi bir şey söylemek istiyorum. Az önce vicdanla ilişkilendirmek adına söylüyorum bunu. Vicdanın bizde bir vücudu yok ama Allah ruhumdan üfledim diyor. O ruhumdan üflediği bir merci de yok aslında. O ruhumdan üflenmesi zaten bir bütün. Yani değişik bir şey abi. Bilmiyorum ifade edebilirim. Bak şimdi. Bu mekanı yok diye her derste niye zikrediyorum? Kardeşim biz bir şeyi mahluk dediğimiz zaman ki mahluktur.
Kudret taalluk ettiği her şey mahluktur. Kudret taalluk etmediği her şey ilmi vücut. Kudret taalluk ettiği halde mahluktur ama ille bakın bir mekan ihtiyaz etmiyor. Yani ahiret de böyle, melekler de böyle vesaire. Yani iman esasları gibi yani bu. Mesela iman esaslarını vurduğun zaman şeye denk geliyor. Peygamberlere imana denk geliyor vicdan. Bazen %50 peygambere denk geliyor, %50 ahirete imana denk geliyor vicdan. Yani bu vicdanı işledikçe vicdanın ya ahirete haşir meydanının, ahirete imanın küçük yeri diyeceğiz. Ama şu anda işliyoruz. Veya peygamberlere iman denk geliyor. Şimdi vardır, mahluktur ruhta, kalpte, akılda, vicdanda. Mahluktur. Ya şunu demek istiyorum. Ya biz buradayız. Buradayız. Burada bulunuyoruz ama buralı değiliz. Ağaç senin sistemlerin de böyle demek istiyorum. Buradayız ama buralı değiliz. Hiç alakamız yok. Mesela insanlık burayla hiç alakası yok. Vefa burayla alakası yok. Yani ulvi duygular, bedensel hazların dışında hiçbirisi burası değil yani. Mesela ya ruh ölünce nereye gidecek? Ya kardeşim bir hadis olduğu zaman söyleyin bana bedeni midir, cismani midir? Vicdan azabı çekmek, vicdanen memnun olmak. Bir anda mekan açılmıyor. Ya bir hadisi oluyor, vicdan cennet oluyor. Bir hadisi oluyor, vicdan cehennem oluyor. Daha önce bir şey yoktu. Mekan açıldı işte. Hadise nasıl böyle vicdanı açıyor, mekanlaşıyor, sonra ortada kalkıyor. Bir şey yaptığımız zaman aklen böyle böyle vicdan akla diyor ki hayır diyor. Yanlış düşünüyorsun diyor. O akıllılık değil diyor. Akla diyor. Akılsızlıktır diyor. Aklın aklı oluyor vicdan. Akla aklı öğretiyor. Diyor ki yapma bunu. Ama akıl onu aklın çerçevesinde çözmüştü. Her şey aklı olmadığını bil diyor, haddini bil diyor, vicdan diyor bunu. Yani bu gene söylemek istiyorum, şunu demek istiyorum. Burada adresliyoruz bedenen, burada adresleniyoruz. Ama hakikaten nerede ahiret? Vicdaniyatın neredeyse senin ahirette dünyanın orasındadır. Vicdan nerededir senin aleminde? Var mı? Var tabii. Var mı bir mekan? Yani yeri de yok. Ne zaman açılıyor? Hadiselerle. Devamlı aktif zaten. Nasıl bir mekan? Yani mesela vicdan azabını bedenen anlatabilir misin doktorum? Yani bir atomik bir şey değil ki. Sinirsel değil ki bu. Psikoloji de değil bu ha. Vicdan azabı, vicdanın lezzeti, vicdan cennet olması, vicdanın cehennem olması. Psikolojik de değil. Psikolojik de başka bir şey yani. Yani alemler iç içe, bak psikoloji alemi ayrı, kalbi hayatı ayrı, vicdan bambaşka bir şey yani. Nerede peki bu? Yaşıyoruz, yaşanır, mekan gösteremez. Her şey mekana alışan bu zeka, akıl değil zeka, ille mekan vermek istiyor. Yok işte ama yaşanıyor. Her şeyimiz içinde, ya cennet ya cehennem. Biraz da devam edeyim. İşte bunu insanlara mayalayan vicdaniyattır. Vicdan mayalanmaktır aynı zamanda. Vicdan hayatımızı mayalar. Kocaman bir tencere süte, bir kaşık maya, yoğurt. Nasıl onu değiştiriyor? Hayatımızda vicdan mayalayarak değiştiriyor. Odunu kes, çekiç, matkap, rende gibi çeşitli aletlerin birliğiyle oduna sanat verdiniz. Çeşitli aletlerin birliği vicdandır. Yani mesela odunu matkapla, çekişte, şunla bunla bir şekil verdi. Nedir o? İnsanlığımıza şekil veren vicdandır. Vicdan da bu aletlerin bütünlüğü gibidir. Şekil vermiş ama ortada yok. Bu ha şeklini görüyoruz. Şekli birisi vermiş. Veren aletle vermiş. Çekiç bir şey görmüyoruz.
Ama yapmış. Vicdanın zayıfladıkça, bu da çok önemli, vicdan zayıfladıkça dikiş tutmayan çürük kumaşa benzer. Şimdi eylemsel göstermeye çalışıyorum. Teorikti biraz önce. İyi kaliteli insanlarla beraber olmak seni iyi yapmaz. Mutlaka iyi yapmaz. Çünkü Allah Resulü'nün yanında münafık da vardı. Ne olacak peki? Sen kendini iyiye değiştirmedikçe ama o insanlarla olmak iyi bir başlangıçtır. Yani iyi insanlarla iyi mekanda olmak seni mutlaka iyi yapmaz. Ama iyi bir başlangıçtır. Bedenen köle ve fakir ve de çirkin olsan da vicdanen zengin ol. Esas hür, bak, kişi hakiki olarak hakiki olarak köle ve hür olduğu yer vicdanıdır. Baş ver böyle padişah olması, zengin olması, köle olması, fakir olması. İnsanın hakiki hür ve köle olduğu yer vicdandır. Akşam yattığın zaman yorgan sana ateş külü oluyorsa, yastık sana bir mama gibi ateş küre oluyorsa, iki ateş, döşek sana ateş olmuşsa orada yatabilir misin? Vicdan ateş gibi. Kafa nasıl koyacaksın? Yastığa benzer vicdan. Yorgana benzer vicdan. Nasıl örtüneceksin? Yani insanın hür ve köle olduğu surette değildir. Hür ve köle vicdandadır. O zaman bu biz ve kendimiz insanları düşünün. Ne kadar köle insan var? Ne kadar köleyiz biz? Vicdanen ya köleyiz ya hürüz. Diğerini boş ver. Mesela şimdi kalkıp arabaya binip gidebilmek hürriyet değil o. O hayvanlarda da var. Hürriyet keyfe maşalık değildir. Burada da koymuştum bak. Özgürlük keyfilik değildir. Hak ile haklanmaktır. Mazhar-ı esma ve sıfatları ahlakında gösterebilmektir. Yani sıbgatallah, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Hür olmak. Yoksa hür olmak keyfilik değildir. Keyfilik der ustad, dağdaki vahşi canavarlarda da vardır. İstediğini parçalıyor, istediği yerde otluyor. Her yer onun. Ama hayvan. O zaman nedir özgürlük, hürriyet nedir? Hak ile haklanarak, mazhar-ı esma ve sıfat ile Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıp hayatında gösterebilmektir. Özgürlük ve hürriyet. Yoksa istibdad-ı şeytani, esaret-i hayvaniye hürriyet namı verilmiştir ustad. Hayvani duygular, istibdad-ı şeytani, vehim ve vesveselere muptela, esaret-i hayvani, istibdad-ı şeytani, hayvani duyguların zebunu olmuşuz. Hayvanı dayatmalar var. Bedensel hayatın dayatmaları var. Biz hürüz diyoruz. Nesi hürsün ya? Sigara içmeden duramıyorsun ya. Neren hür kardeşim? İnandığın bir şey yapamıyorsun. Neren hür? Kahveye gitmeden YouTube'lara, YouTube demek ruhların çöktüğü yer demektir. Ruhların hapsi yani. Ruhla alakayı mı? Yani onun o tabir, mesela televizyon, biz koymadık ismini. Televizyon çocuk delirtme aleti olduğu gibi. YouTube demek ruhların delirdiği yer demekmiş. Ruh. Delirtildiği yer. Ruhlar. O manaya geliyormuş onların aleminde. Ya bir basit bir sigaranın köleliğinden kurtulamadık. Neren hür yani? Hür, keyfe maşalık değil. Çıkarım evden giderim arabaya binerim. Hürriyet değil işte. Bizim Alan Yaylası'ndaki vahşi canavarlar da arsuza da gidiyor, kırıkana da iniyor. Yani yer değiştirmek hür mü ya? Yer değiştirmek. Biz tabirleri birbirinize geçirmişiz, anlayamamışız. O zaman üstadın abi. Hasan abi lütfen bana bir süre verin. Bir dakika. Size yapayım. Şey abi, dur. Üstadın mesela
Vücudum cehennemde yanarken. Evet. İşte vücudum cehennemde yanarken gönlüm gülgüstan. Evet de Gafur. Söyle abi. Şimdi ders esnasında yazdığım çok kısa hemen bunları okumak istiyorum. Çok çabuk lütfen abi. Tamam. Vicdanda organ yok diyoruz. Çünkü organların bütünlüğünden diğer tarafa var olandır. Tamam. Fıtratız iştudur. Adem Aleyhisselam cennette baki miydi? Bence hayır. Fani değildi. Ama baki de değildi. Vicdan baki olandır. Biz ona tabi oldukça vicdanlıyız. Vicdan rahimiyettir, Rahman değil. Evet. Rahman. Arapçada da öyle. Yani Rahman'a döndükçe, yani kafirin vicdanda olma hakkı var. Çünkü Allah ona Rahman niyetiyle muamele ediliyor. Ama o karşılık verirse rahimiyete muhatap olabiliyor. Abi. Evet. Doğru. Diğer tarafta var diyor. Yani sanki hani diyoruz ya hakikatsiz suret olamaz. Sanki bu abi tam tersi suretsiz hakikat olamaz. Neticesi sanki oluyor abi vicdan. Bir mana bana böyle geldi abi. Buradan oraya gidiş, oradan buraya geliş değil abi. Buradan oraya tabi olmuş. Şimdi altında diyecek zaten ama acele ettim ben de okuyayım. Diyor ki mesela bir yerden bir yere gidiliyorsa aynı yerden geri gelinebilir. A eşittir B ise B eşittir A gibi. Vicdan bir yerlere bakabiliyorsa o bakılan yerde vicdanın üzerinden bu tarafa bakıyor demektir. Kalp penceredir, vicdan nezaredir, bakandır. Alemi baki seyrediyor vicdan. Alemi baki de 506 sözlerde iadeyi ziyaret ederek vicdan üzerinden bu alemi seyrediyor. Kim? Benim hakikatim. Yani vicdanla bir yer seyrediliyorsa vicdan o seyredilen alem de vicdan üzerinden burayı seyrediyor. A eşittir B ise B eşittir A sırrı gibi. Kişi kendi vicdanını soymadıkça, çalmadıkça başkalarının mallarını soyamaz, çalamaz. Menfaatler çatışıyorsa aradığın kişiye ulaşamazsın. Eğer menfaatler çatışıyorsa aradığın kişiye ulaşamazsın. Hat olmadığından değil. Menfaatle çatışıyor. Mazlumun suskunluğu vicdanını sağır edecek kadar güçlü olur bazen. Mazlum ama seni o suskunluğu, sessizliği seni hapsediyor biliyor musun? Hem de ölünceye kadar. Birisi arıyor. Dün de aradı. İki defa da izah ettim, ikna ettim. Kocası şey istemiş. Bazlama istemiş. Ya bu kadar yiyorsun demiş ya. Yeme demiş ya. Ne lan kilo alıyorsun, ne bazlamasın. Kocası da ölüyor. Bir gün sonra mı ne ölüyor? Şimdi kafasına takılıyor. Ya ben ne yapacağım diyor. Bazlama istemiştim diyor. İstemişti diyor. Yapmadım diyor. La tamam gitti ya. Yese de ölecek diyor. Yemese de ölecek diyor. Ama yani ben ne yapayım şimdi diyor. Bazlama istedi, o geliyor diyor hatırıma. Yapmadım diyor. Niye yapmadım diyor. Kafasızım. Olsun da kül ağzıydı. Şimdi benim suskunluğum seni hapsedecek diyor. Ustad diyor ki beni diyor vicdanen hapsedin diyor. Sizi diyor ebedi vicdan hapsinde mahkum gördüğümden intikamı alıyorum diyor. Başka bir şey. Ama vicdansız. Hapiste de değil. Evet. En büyük de hapis o işte. Vicdan azabı çekseydi dönüşü vardı. Vicdan hissetmiyorsa dönüşü kapandı demektir. Aslında vicdan fırsattır. Hatayı düzeltme fırsatıdır. Yani aldığın mahkemedeki cezayı haksız ceza aldın. Temiz mahkemesidir vicdan. Üst mahkemeyle geri dönüyor. Alt mahkeme düzeltiyor. Eğer üst mahkeme yoksa katmerli zulüm olur. Eğer vicdan azabı çekmiyorsa bir adam zulmüyle ahirete kaldı demektir. Bunu Risale'deki adı zicir tokatıdır. Dönemez artık. Peki zicir tokatı kim yer? Şefkatı. Şahsi kusurlar yapan şefkat tokatı yer.
Umumu hukuka bilerek ısrarlı, ikisi, iki şık. Bilerek ve ısrarlı umumu hukuka tecavüz eden zecir yer dönemez. Şahsı kusurlardan dönebiliyor. Ona şefkat tokatı deniliyor. Umumu hukuka bilerek ve ısrar ederek. Bildi ama tövbe yarabbi diyor. Fırsatı vardır. Nasıl anlarız fırsat olduğunu? Vicdan azabı çeker. Vicdan aynı zamanda haşir meydanında keşkelerimizin şuradaki ifadelenişidir. Keşke demeseydim, yapmasaydım. Haşirde denilecek ya, şimdi deniliyor sana. İşte onu yap. Şimdi hemen yap. Saat ahirete geçince iş işten geçti diyor. Hayır işte. Evet, oraya geçince iş işten geçiyor ama ahiretin küçük bir numunesi burada. Allah bu fırsatı veriyor. Nasıl fırsat yok ya? Öldükten sonra artık fırsat kapanıyor. Ben değişik düşünüyorum. O ikinci bir hayat, o sürecin sonu, ahiretin nümenesi burada var. Burada düzeltme şansın var. Burada düzeltmiyorsan zaten orada da düzeltmeyecektin. Şansın yok yani. İşte ahirete geçince keşke demeseydim, keşke derse gitseydim, keşke ben bugün Kur'an okusaydım, keşke şöyle olsaydım diyecek ya insanoğlu. İş işten geçecek diyor. Aslında o son sürecin iş işten geçmesidir. Süreçte vicdanda bu var zaten, şimdi sana söylüyor, yapma, git derse, etme. Bak iş işten geçmedi, onun küçük maceli peşini burada. Vicdan sana diyor ki yapma. Ha, sana söylüyor işte. Ahirette ölseydin ne diyecektin? Şimdi vicdan sana diyor. Yani iş işten geçmedi. Yani yedek lastiği var bu işin. Hep böyle deniliyor. Biz de öyle diyorduk. Geçtin gitti. La geçmeden de oranın burada bir ifadesi olsun, ifadelenişi. Lan bir tavsiye ederim ya. Nasıl bir şey ki hiç tavsiye etme, düzeltme şansı yok ya. Var işte. Ahirete gitsen ne olurdu? Vicdanda var şu anda. Vicdana koydun. Şu anda dün vefat etseydin ahirete ne diyecektin? Bugün sana vicdan diyor sana. Aa, sana diyor dünkü ahiret, bugünkü vicdan. Dün vefat etsen ikindi de gömüldün gafur. Dün. Bugün ilk günün olacaktı. Ne yapacaktın kabirde? Bugün sana vicdan diyor sana. Bunu yap diyor. İş işten geçmedi kardeşim. İşin başındayız daha. Düzeltme şansın var. Ahiretin küçük provası işte burası. Efendim Mehmet abi. Peki abi, orada ben keşke bunu yapmasaydım diyen vicdan. Burada o vicdana muhatap olabiliyor mu ki veya onunla irtibat kurabiliyor mu? Abi aynı sorun. O oranın aynısı. Evet aynı da. Şimdi burada niye keşke demedi? Burada keşkelerde diyor ama o kulağa tıkıyoruz. Keşke diyor vicdan. Azap çekiyoruz. Bugün mesela sabah namazı kılmayan varsa aramızda. Kalkmamış. Bak yakıyor mu yakmıyor mu? Kim yakıyor onu? Vicdan işte. Diyor işte, konuşuyor da. Kör olası cehalet vicdanın konuşmasını sese benzetip öyle bir şey duymak istiyoruz. Vicdan konuşuyor seni, yakıyor seni. Niye kalkmadın diyor. Kalkamadım diyor. Oradaki keşkeler buradaki yanmalar mıdır? Yanmalardır abi. Yanmalar bir cinsidir. Azap var, yanma var, çökme var, bunalım var. Sana çok Cenab-ı Hak şeyse vicdan baktı ki bu anlamıyor. Bu sefer çakıyor, alt birimleri tahrik ediyor. Vehmini tamam ben geri çekiliyorum diyor. Şeytan musallat oluyor sana. Vicdanını kulak vermedi mi? Şeytan fırsat buluyor. Aslında vicdan şeytana ve cinlere tampondur. Duman ediyor onları. Yani hafız dedi ki bana. Hafız dedim. Nadir abi rahmetli için. Tek yaşıyor. İmam-ı Gazali dedi ki. Tek yaşayıp vesveseye düşen olmayacağımı bilseydim mağaradan çıkmazdım. 10 sene kalmış.
Bir de her şeyi akılla izah edenler Allah rahmetini daraltmış olurlar. Bu Nadir abi tek yaşıyor dedim. Acaba cinler bu salak mı olabilir mi buna dedim. Dersen tek yaşıyor. Hepinize lazım bunun cevabı. Adam ehli. Ehli olduğu için söylüyorum. Adam dahiliyeci ise, ortopediyeci, ehli ise söylüyorum. Bu adam ehli. Cinlerin ehli. Benim saham erva habise erva haliye. Yani kelamların, davranışların, hareketlerin, ortamın, insandaki içsel yapısını nasıl değiştiriyor? Benim işim bu. Enfusi ya. Yani. O adam cin. Dedi ki bak, cin gelebilir. Ama diyor adamın imanı o kadar kuvvetli ki diyor. İman diyor sen söyle diyor ben anlatamıyorum. İman bir nurdur, güçtür. Ha işte diyor. Bu nurdur diyor. O nur içi kapladığı için cin giremez dedi. Yanar yani. Ha işte niçin ben bunu soktum devreye? Vicdan aynı zamanda cinlere ve şeytanlara ateş küre oluyor. Yani vicdan kuvvetli olunca bir enerjidir. Zıttına duman ediyor işte. Mancınık atıyor. Ondan diyor ki beni diyor vicdanla tazip edin diyor. Cesedim diyor cehennemde yatsa gönlüm vicdanım gülgülistan olur diyor. Nasıl oluyor işte? İbrahim aleyhisselam ateş attı gönlü gülgülistan olunca elbisesi bile yanmadı değil cesedi. İşte vicdan bizimle konuşuyor Mehmet kardeş ama bazen his, bazen serbest bölgede bir tahayyül ve tasavvur sureti, bazen aklımızı düzelterek konuşuyor. Vicdan konuşuyor ama bazen bir duygu, bazen bir latife, bazen bir fikir, bazen bir mana, bazen bir şey. Ama ekseriyette biz vicdanı şunla tanıyoruz. Azap çekince, rahatlayınca. Mesela ahiretin ispatı olunca, ondan sonra Allah'ın rahmeti derste konuşulunca, geçen akşam gibi. Allah'ın ne kadar büyük rahmet olunca derste hepsi of be. Oh. Hani peki niye? Kim bu? Vicdan cennete dönüştü de ondan. Vicdan bizimle konuşuyor. Ama vicdanını susturmamışsan der ustad. Vicdanını susturuyor adam. Vicdanını susturmadan o şeri irade ile işleyemez. İhtiyarla işleyemez. Vicdan kesinlikle sana o günah yaptırmaz. Ama yapıyorsan vicdana rağmen susturulmuş, mağlup edilerek yapılıyor. Ama gene aşağıdan azap çekiyor. Onun için hiçbir nur talebesi, hiçbir ehli iman, gafil, fasık gibi günah işleyebilir. Ama onlar gibi günahtan lezzet alamaz. O geçti artık. Günah işler bir nur talebesi ama günahtan ehli dalalet gibi, zındık gibi lezzet alıyor ya menüs bir lezzet. Müslüman ondan onlar gibi günah yapar ama onlar gibi lezzet alamaz. Vicdanı yakar. Lezzet anında günah yaparken o menüs lezzeti işlerken bile vicdan yakıyor. Artık o bizatihi tamamen menüs bir lezzeti kafir alırken Müslüman alamaz. Müslümanın lezzeti karmadır. Onlar menüs bir lezzet alır. Müslüman alamaz. O dönem geçti. Çünkü vicdan seni tam günah yaparken yakıyor. Hasan abi derler ya vefat ettiğiniz zaman sizi götürecekler kabirde en son artık ayrılacaklar. Siz aşağıdan bağıracaksınız derler. Ölmedim ben buradayım gitmeyin git. Ama hiç kimse duymuyor gidiyorlar. Ya. İstiyatını ne biliyor musunuz abi? Vallahi oradan bağırdım ve beni duydular sanki. Vallahi böyle mutluyum. Çok şu anda vallahi böyle mutluyum. Evet. Çünkü iş işten geçmedi. Ama şimdiye kadar sohbetlerde iş işten geçiyormuş. İşin başındayız. İş işten geçti diyor. İş işten geçti döneminde değiliz ki. İşin başındayız. Peki ne diyecekler? Diyorlar zaten sana. Şu anda diyorlar. Ne diyeceklerini sürprizlik yok ki. Ne sorulacaksa soruluyor zaten. Soru burada soruluyor. Cevap da burada veriliyor. Tahsiye ediliyor. Vicdan tahsiye ediyor. Açık geliyor. Evde tek başına televizyon ve YouTube var. Soru 1. Giriyor musun, girmiyor musun? El cevap, girmedin. Soru soruldu. Cevap da verdin. Yüzünü okunacak. Hata yaptın, girdin. Ne çıkacak karşıma? Vicdan sana söylüyor. Ne çıkacak? Otur bakalım böyle. Seyrettin, kapatıyorsun. Şimdi yatıyorsun. Yatağa girdin.
Günah yazılmıyor 12'ye kadar. Ki tövbe eder diye. Açtın avucunu. Tövbe ediyorsun ama hem tövbe ediyorsun hem yakıyor. Lan kalk iki rekat namaz kıl. Niye? Allah Resulü demiş ki her kötülüğün ardından bir iyilik yapın. Kötülüğü sildirin diyor. İki rekat ya Rab günahımı affi için. Al senin rıza için namaza diye iki rekat namaz kıl ondan sonra gir. Bunu sana kim yaptırıyor? O iş işten geçti denilen ahiret var ya. Ahiret burada olsa ne yapardı? Var işte sende işte. Vicdan onu söylüyor sana. Ahirette ne diyecektin? Ulan keşke o günahtan sonra ha, düştük tamam ama iki rekat veya bir tövbe yapmada yatmasaydım. Vicdan söylüyor tövbe et diyor. Ahiret burada. Ahiretin sureti burada. Kanuniyeti bizde. Hakikati orada. Sen suretten hakikate geçtin mi? Veya suretten kanuniyeti yaşadın mı? 17. sözde diyor. Suretten hakikate geçer diyor. Çok çok şükür ya. Çok garip bir şey. Yani aslında bütün 18 bin alemin ne cennet ne cehennem, arş, kürsü her şeyin yumağı ya bu alem. Yani bu insan. Bedenen alemi şahadetteyiz. Buyur Harun. Abi şimdi diyoruz ya sureti de orada. Tamam uzaylı olarak böyle de abi. Mesela şimdi ahiret mi daha güzel ahireti gösterir? Yoksa insan mı daha cami olarak gösterir? Hı hı. Şimdi birbirinde gayrimünfektir. Ki ahiret denilen şey senden yaratılmıştır. O bizzati hakikatin bütün meratipleri var. Bizde ahiretin sureti ve kanuniyetleri var. Açıldıkça gösteriyor. Burada tabii ki onunla kıyas edilmez. Ama aynı kanuniyeti taşıyor. Yani sen diyorsun ki ağaç mı daha güzel gözükür? Çıktı çekirdek mi? Biz şu anda dünyada çekirdeğiz der ustad. Ama orada yani. Sen diyebilir misin ki ağaç gözükmüyor çekirdekte ağaç yok. Lan burada oradan çıktı işte. Ama var. O çekirdeği genişlettiriyorsun. Dünyada biz çekirdeğiz, ahirette ağacız. Ama aynı anda oluyor. Burası ile orası yani yaptığımız amelle yaptık, vefat ettik, ahiret olacak. Hayır, şu anda ahiret oluyor. Bizi beklemiyor ki ahiret. Şu anda oluyor. Zaten oradayız. Buradayız. Her yerdeyiz. Ama işte insan kör olası cehalet aklını ve muhakemesini düşünebildiği kadar hayatına anlam verdiği için sırf suretine bakıp aldanıyoruz. Mesela mezarlığa bakıp aldandığımız gibi sırf surete bakıyoruz. Şey yapamıyoruz yani intikal edemiyoruz. Allah ya Allah ya bunun sahibi Allah diyor ki dünyadan daha güzeldir. Ahiret diyor mu? Demiyor mu? Allah'a itimat et. Hakikaten öyleymiş ya. Efendim abi. Şimdi abi mekan olarak hani diyor ya yaptık güzel mekanları misafirlerini beklemektedir diyor. Misafirlerini bekliyor. Şimdi bizim burada alem-i şehadette oluşturduğumuz kendimize ait mekanlar vardır. Ama bir de bizim haricimizde ikram-ı ilahi olarak bizim haricimde yaratılmış mekanlar yok mudur? Var. Onlar hep kalbinde, ruhunda da senin ihtiyar ve irade vicdanidir. Artık kalpte irade yok. Ruhta irade yok. Enede irade yok. Sırrı insanda irade yok. Her şey sende oluyor zaten ama intikal edemiyoruz. Hepsi oluyor. Olmaksı devam ediyor. Olmakta olandır. Hepsi devam ediyor. İkram-ı ilahi, ihsan-ı ilahi, lütfu ilahi. Bu saatte derse girmek normal bir şey. İkram-ı ilahidir işte. Ama intikal edemiyor insan. Şu dersin kıymetini, dünya ve ahiretteki yansımalarını, kanuniyetlerin hakikatlerini görsek acaba çıldırmaz mıydık? Bu zemin yüzünün zinnetidir diyor hadis-i kutsi'de. Nerede geçiyor? 258 mi, 53 mu? Barla'da geçiyor hadis-i kutsi'de. Bu sohbetler yeryüzünün zinnetidir diyor. Ya oluyor zaten Mehmet kardeş. Ruhumuzda ama şuurumuz intikal etmiyor.
Şu anda muhatap ilahi olmasa ruh, Allah bu dersi sana nasip eder mi? Bu dersi dinleyen de olacaktır. Ama tenkit edecektir. Şu şeyi görüyor musun? Çöküntüyü. Adam imalat yapmak şöyle dursun. Vara hep tenkit eder. Böyle yaratılmış. Tenkit için yaratılmış. Tarif için yaratılmış. Bunlardan etmedi bizi. Ne kadar şükretsek az. Tenkit için yaratılmış. Tarif için yaratılmış. Gibi yani sanki. Abi şimdi Resulullah Efendimiz bu kainatı yaratılışı Resulullah Efendimiz'in nurundan yaratıldı. Bu vicdanın açılımı denilebilir mi? Yok. Vicdan ruhun bir ayağıdır. Yani vicdan kalbi geçemez. Ama vicdan çok garip ya. Zaten kalp ne çıkacak karşımıza zaten bilmiyoruz. Bu kadar irade hakkında bu kadar konuştuk. Bilmiyorum ha şimdi. Vicdan okudukça olan irade vicdanın içinde bir birim. Bak daha çalışacağım ama çalışamıyorum. Ara verdim şimdi. Mahkemat okuyorum. Düz okuyorum bir haftadan beri. Vicdan paketini bitirdim. İçine giremiyorum. Çok tuhaf anafor. Bu dersler devam ettikçe arkadaşlar. Bak şunlar vicdan şeyi. Bunları tek tek yapacağız. Hepsi cümle cümle. Çok acayip. Vicdan neymiş ya? Her ders vicdan dersi yapıyoruz. Tuhaflaşıyoruz. Biraz da gidince bak neler çıkacak karşımıza. Çok acayip ya. Anafor gibi ya. En basit şey şu olacak. Maddi şeyler var ya. O neydi ya dünya senin? Sen ne iş yapıyordun? 10 defa sorarsın. Gene sorarsın. Lan sonra şüphelenirsin gafur. Ya ben de Alzheimer mi başladı? Niye bu adamı unuttum? Ona demiştim falan. Dikkati nazar o kadar oraya kendisine çekmiş ki alemi şahadetteki sıfatlar, vasıflar, legolar, malzemeler senin nazarında sureti zahiride kaldığı için şuur ona hiç intikal etmiyor. Ya öyle mi ya? Nereye? Ya şu muydun ya? Ondan sonra iki gün sonra söylüyor. Ya sen şeydi Allah Allah. O da diyor ki olan beni mi sevmiyor ya? İsmini bile unuttu. Ben de bu sırrı bilmesem diyeceğim ki olan Alzheimer mi olmuş? Meğer ustad mesela ustattan bir misal vereyim. Çalışıyor tamam mı ders? Buzdolabı yok. Soğuk su içeyim diye şey olduğu için vücudunda zehir. Suyu, testi var ya toprak testi. İpe bağlamış. Barla da camın kenarına asmış dışarıdan. Dışarıya soğuk olsun diye. Şimdi ustad ders çalışıyor. Şuradan şuraya kalkıyor. Zübeyir abi anlatıyor. Rüştü abi bize anlatıyordu. Kalem elinde. Suya susamış. Kalkıyor suya giderken ortaya kadar gelmiş. Niye geldiğini unutmuş geri gitmiş. Ondan sonra iki defa olmuş. Zübeyir abi oradan dayanamamış. Kalkmış ustadın demiş testiyi getirmiş. Testi unutuyor. Oradan buraya gidiyor. Ustad Alzheimer mı? Yani onun için hem de bu derste size iş işten geçmedi. Bir, iki Alzheimer değilsin. Alzheimer değiliz. Yani artık şuurumuz, intikalimiz, dikkati nazarımız asla cevhere, öze, asla hası nazar ettiği için diğerleri tebeyi nazarında kalıyor. Pek intikal etmiyor yani. O kadar bir şey yapmıyor. Adam Demirel 10 sene önce bir adamla görürse ismiyle hatırlıyor. Ama sureyi sorsam belki de bilmez. Böyle yani. Nereye hasr-ı nazar ettinse diğerleri tebi kalıyor. Yok bildiğimiz iyi oldu. Allah razı. Yoksa Alzheimer mi oldun diyor. Ustad en başta Alzheimer mi olması lazım? Olmasına kalktı, sağlığının yarısında dönüyor. Niye dönüyor? Niye döndüğünü bilmiyor. Kendisi şeydi söyledi mesela. Rüştü abi de ben şahidim. Biraz gülüyorum o için. Rüştü abi de ben şahidim. Anladım tabii. Elini kıvırmış. Tamam. Şeyde fındık sattı 1985, 86, 80. Kıvır, çekirdeğim çıkarmış. Takkesiz girmez. Affedersiniz küçük abdestin asiti saçı ve kafayı şey yapar diye. Biliyor, kanunları biliyor adam. Filozof ve takkeli. Nereye gidiyor şimdi? Lavaboya gidiyor. Şimdi odası bizim salondan geçiyor. Odadan çıktı. Salona geldi. Şu ara holdan gidecek.
Biliyoruz tuvalete gidiyor. Durdu. Geri döndü. Gitti. 5-10 dakika sonra, belki de 20 dakika sonra bir daha gitti. O zaman gitti. Ne demedim yani ama anladım tabii. Gülüyoruz tabii ki de. Kafa başka orada. Tuvaleti unutmuş adam. Kalemsiz hiç göremezsiniz onu. Burada kalem, burada kalem. Burada kağıt, çanta, iki tane çanta. Belki unuturum diye kayıt cihazı. Ya tuvaleti unuttu bu adam. Ama filozof. Peki tıpta da var mı? Avrupa filozoflarından bahsediyorlar. Sokrates. Talebesini göndermiş. Git demiş patates getir demiş. Patatesi. Meşhurmuş. Onu pişirecekler. Adam gitmiş patlıcan getirmiş. Rüştü abi anlatıyor bunu. Ondan sonra demiş ki sana böyle patates böyle bir şey yuvarlak söylemiştim. Niye bunu? Efendim demiş fark etmez o da topraktan o da topraktan. Ben onu aynı zannettim diyor. Ama dev adamlar filozof. Patatesini patlıcanı almış ya. Deli demen lazım. Ha, hakikaten demiş ya. Onu nispet edersen ikisi de topraktan. İkisi de aynıdır tamam olsun. Durumlar hepten iyi değil. Ya biz hepten, ya ben felsefe dünyasından da söyledim. Yaşayan manevi insanlardan da söyledim. Alzheimer değil kardeş. Hasr-ı nazar, hasr-ı fikir edersen unutamazsın. Mesela adamın ismini unutuyorum. Ama sözler 528'de, sağ tarafta şurada. Nasıl oluyor? Çünkü sureti fazla ilgini çekmiyor artık. Yaşa göre de değişiyor bu. Onun için Alzheimer değilsiniz. Dikkat-i nazar eksik. Peki çocukları doktora götürüyorlar o dikkat bozukluğu diye, psikolojiktir diye. Hiç alakası yok. Onu sömürmüş. Dikkat denilen bir enerjidir. Cep telefonları sömürmüş. O enerji olmayınca lal lal bakıyor dalgın dalgın. Dikkat eksikliği. Ne dikkat eksikliği? Dikkat denilen bir latifedir. Latife latife muhakematta diyor. Kızları... Kızla evlenirken mehir lazım değil mi? Mehirsiz haram helal olmuyor. Evlenirken mehir neyse manaya dikkat da mehirmiş. İşte dikkat eksikliği meşgul olduğumuz şeylerden dolayı o enerjidir. O yok oluyor. Yok olunca çocuk sırada oturuyor. Yok ki kullansın enerji. Oğlum buyurun. Alo babası annesi. Buyurun çocuğunuz dikkat eksikliği var. Tamam doktor bey dikkat eksikliği var. Bas ilacı. Sabaha kadar cep telefonuyla onu oynayan, onu takip eden, o filmler yapan değil dikkat enerjisi. Ruh enerjisi nasıl çökmedi hayret yani. Enerji eksikliği ya. Boşuna doktor. Peki burada duruyorum ben vicdana giriyorum. Şurayı okumuştuk. Şuraya kadar kalsın. Evet sayfa gönderdim size. Vicdan. Bir saat oldu ısırmak. Sayfa 145. Gördünüz mü abi? Bakar mısınız? Bir tanesi HDS'e devam edeceğim. Gördük abi gördük. Tamam. Bu daha önce vicdanın lugatını söylemiştik, işlemiştik. Vecede kökünden demiştik. Bulmak anlamında. Yani aslını, Rabbini, doğruyu, fıtratını vesaireyi bulmak. Demek vicdan dışarıdan etkilenen, insanın içindeki iyiyi kötüden ayırabilen ve iyilik etmekten lezzet duyan ve kötülükten elem alan manevi histir. Kafirde de bu vardır. Duymamak için bunu iptal etmesi lazım. Bastırması lazım. Histir. Şuur, batın ile hakkı tanımak. İki tane şuur var. Bir akılda şuur, birinci şuur. Bir de vicdani şuur. İkinci şuur, birinci şuur. Değiştirebiliyor. Hani dedik ya buradan çıktık. Aklın aklıdır. Aklın verdiği yanlış kararları vicdan düzeltiyor. Yani birinci şuurun yanlış şuuru, yanlış kararını, ikinci şuur düzeltiyor. O zaman şuur batın ile hakkı tanımak. Demek ki vicdan batın ismine bakıyor.
Batın ismine bakıyor. Yani huvel evvelu vel ahiru ve zahir vel batın. Ve huve bikülü şeyin alim. Çekirdek evvel, meyve ahir, ağacın zahirisi zahir, ağacın batınısı arka tarafı batın. İşte batın ile daha çok iş yapıyor. Batın ismine mazhar. Şu şey vicdan. Bir şeyi bir halde görme, bulma. Vecd kökünden üretilen bir mastardır. Bulmak olduğu için neyi koyarsan hedefini onu bulacaktır. Ama Rabbini bulmak şeklinde haşri. Haşrin küçük şeyi koymuş ki sonra pişmanlığını şimdi yapsın. Yani bilseydim düzeltirdim. Biliyorsun. İş işten geçmediğinin işin yeri. Yani batın ismi aktif. Şu anda aktif. Mesela bu yarın sevineceksin. Yarın diyor uğruna ihtişamlar serilecek. Niye? Bugün sen gayret ettiğin için. Emirdağ'da bu şiir var. Şimdi yarın mutlu olacağını bu derse katılmakla nereden biliyorsun? Bugün vicdanen lezzetli duyuyorsun. İyi ki ben bu derste varım. İyi ki bu ders oldu demendir. Delil. Orası burası aynı. Bak aynı. Orasının durumu yansıdı. Bir tamamı ya. Yeter ki duymak. Ustad da ne diyor? Ama iyi görüyorlar. Gözü benden gözlüklü değil. Daha görüyor. Sağır olmuş. Kör olmuşlar. Belki divane olmuşlar. Bak sağır olmuş. Benden iyi duyuyor. Kör olmuşlar. İyi görüyor. Benden iyi düşünüyor zeki. Sağır olup kör olmuşlar. Belki divane olmuşlar ki bu hakikati duymuyorlar. Görmüyorlar. Anlamıyorlar. İşte vicdanın gözü var. Gözsüz göz. Rüyada işte kullanıyor. Vicdanın aklı var. Aklı yok. Aklın aklı. Vicdanın kulağı var. Vicdanın duymadı mı hey herif diyorsun. Vicdan hiç mi vicdanen duymadın bu çığlıkları? Vicdanın görmedi mi? Hiç vicdanen rahatsız olmadın mı? Hiç vicdanın sana söylemedi mi? Diyoruz ya. Çok acayip. Nazarın vicdanı görmesi midir abi? Ya. Acayip bir şey. Vicdan garip bir şey. Hadi bakalım biraz lügatı 3-4 derste, 3 derste devam ettik. Yine biraz da anlattık burada. Şimdi sözler, şimdi tanımlanmalarına girelim. Hepeyi vasıf, efsafını kazdık. Yani burada bir şehir varmış, bir yaşanmış bir millet varmış. Etrafını kazdık. 3 derste vicdanı ortaya çıkarttık. Şimdi içine giriyoruz şehrin. Sözler 16. Ve ortalıkta dahi müthiş cenazeleri ve meyusane ağlayan yetimleri görür. Vicdanı azap içinde kalır. Demek ki vicdan dışarıdan etkilenendir. Sözler 16'da mı çünkü? Demek ki vicdan sırf öteden değil, yani gaybtan, mesela Allah nasıl davranacak? Allah ne diyecek? Peygamber'e nasıl çıkacağız? Ustad ne diyecek? Söylüyorlar zaten. Yani bak bu mantığı unutmayın. Bir yerden bir yere gidilebiliyorsa aynı yerden geri dönülebilir. Vicdanen orası biliniyorsa, hissediliyorsa, zevk ediliyorsa, görülüyorsa oralarda burayı vicdan üzerinden seyrediyorlar. Kanal bu. Ya tamam da abi Allah aşkına hapishanenin penceresinden raks eden kızları görüp ağlamadı. Ya bana ne ya? Bana ne? Sen niye benim işim yok ki başkasına? Başkasının derdiyle niye ağlayayım? Çünkü buradan orayı görüyor kızların raksi. Bizim şehvetimiz uyanırdı. Buradan orayı görüyor ama yerde işlenen günahların diyor. Aynı anda alemi misaldi, alemi anada hakikatini görüyorum diyor ustad. Yani o suretini görüyor, hakikatini de görüyor. Hakikatla sureti görünce usta çıldırıyor işte. Yani vicdan, maneviyat inkişaf ettikçe günah işleyemiyorsun. Biraz da ilerledikçe günahı kiri görüyorsun. Yani günah sana zevk vermek, seni celbetmek şöyle dursun. Günahtan iğrenir hale geliyormuş. Buna delilim nedir? Hepimizde bu yok. O derece derece. O günahtan böyle iğrenecek durumumuz yok. Ama
bazı zulümlerden, bazı günahlardan, bazı günahın seviyelerinden iğreniyoruz. Doğru. Küfranın nimeti yoktur. Şükür için söylüyorum. Evet, onlar misk amber gibi fırsat zannettikleri o günahı ben bazı günah, onların o günahından ben değil, günah olduğu için değil, tiksiniyor. Midem bulanıyor. Sizde de var. Abi hapishane penceresinden o hakikati gören vicdan mıdır ki? O hakikati gören gördü ama vicdanda yaşadı onu. Yani vicdan gördü demedim de ama o... Çünkü vicdan olması, vicdan kendisini ilgilendiren bir muhakeme. Başkasını muhakeme etmez ki, kalp evet. Olması lazım diye düşünüyorum. Tabii yani vicdandır, ruhtur, akıldır görüyor ama yani kendi bir yaşantısını bize söylüyor. Yani ağlıyor, bir azap çekiyor. Niçin? Hem cinsine ağlıyor. Yani insan olma nevinden vicdanda his var ya. Vicdanda his var. Yani hem cinsine ağlıyor. Mesela bir nur talebesi veya bir Müslüman bir hizmet etti mi duyduğumuz zaman biz keyif alıyoruz. Allah razı olsun ya. Ne güzel yaptı, ne güzel dedi ya. Ne güzel hizmet etti ya. Çok şükür ya. Çünkü niye defterimize? Bu neyle lezzet alıyorsun? Yani bunu neyle anladın? Aklen. Ama neyle keyif aldın? Vicdanen. Tabii bütün sanki hislerin şeyi vicdan gibi. Mesela hisler vicdanda zaten. He, ondan dolayıdır. Evet. Yani. Mesela hem cinsine acıyor. Mesela rahmet var, şefkat var. Görüyorsun adam zulmediyor. Adam aklen zalim. Aklen haksız. Vicdanen azap çekiyorsun. Müdahil oluyorsun. Hani vicdanen şey yapmıyorsun. Vicdanen hissediyorsun. Akıl onu muhakeme ediyor. Göz görüyor. Kulak duyuyor. Vicdanda hisleniyor. Hisleniyor işte. Hepsi bir bütün. Baksana her taraftan kafa çıkarttılar. O haksızlığa ve günaha karşı ruh ayrı bir şey yapıyor sana. Kalp ayrı yapıyor, vicdan ayrı yapıyor, akıl ayrı yapıyor. Şeyde geçiyor zaten. 76 hutbe-i şamiyede diyor ki, bir diyor hırsız diyor, elin diyor tam hırsızlayacağı gideceği zaman diyor, hemen aklen semavi yasağı, vicdanen diyor cezayı diyor tatur eder, eli geri geçirir. Vicdanen his onu şey yapıyor. Bak, geri çektiriyor. Sözler 18. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise kimseden minnet almayarak, kimseden haf etmeyerek rahatı kalp ve vicdan ile gider. Ne çık anlamışız? İnsanı rahatlatan ve rahatsız eden içsel mihengi örtü ve tartı aletidir vicdan. Örtü, ya örtü veya çan, ya topraktır. Mesela güzel bir amel ettin. Ya 3 sene önce hak ettiği kişiye bir böyle iyi bir şey yaptın. Tam böyle hayrını, tam yerini buldun. İnsan hatırladıkça, taattür ettikçe deşiliyor. Sonsuz hayata doğru hep lezzet alacaksın. Günah da öyle ya. Kör olası günah. Hatırladıkça azap veriyor. Lan 10 dakika yapmadık lan onu. 1-2 dakika yapmadık işte o günah. 10 senede bile azap veriyor. Ama iyilik de öyle. Yani gittik derse, yaptık onu, verdik onu, sahiplendik, yüklendik onu. Artık dünyada kaldıkça, berzahta, kabirde, sekeratta, sonsuz, ezeli ebedi. Ya nasıl bir sistem anlamıyorum ki ya. Hiçbir şey ani fani olmuyor. Hepsi baki oluyor. Yani çok garip ya. Hakikaten burası çok ilginç bir yer ya. Yani ahirete günah işleme şansın yok. Sebap işleme de şansın yok. Cennette namaz kılayım desen yok. Cehennemde tövbe edeyim desen de yok. Cehennemde günah işleyeyim diye de yok. Cennette de sevap da yapamazsın. Ya acayip bir alem burası ya. Bilin buranın kıymetini ya. Bilelim yani. Hakikaten acayip ya. Cennette sevap yapamazsın. Cehennemde de günah yapamazsın yani. Yok. Ya haram yok. Farz yok. Hepsi burada ya. Böyle cihette düşününce ya nasıl bir fırsat verilmiş ya. Nasıl fırsatlar alemi ya. Öyle acayip fırsat ki ya. Düşünemiyorum ya.
Nefes alabiliyorum. Bugün namaz mesela kıldım. Ya namaz kılabildim ya. Bugünkü öğleyin kılabildim. Bu ne demek ya? Cenneti istese de yapamazsın ki. Yok cennette farz. Cehennemde haram yok. Cennette farz yok. Cehennemde farz yok. Cehennemde de haram yok. Farz da yok, haram da yok. Ulan nerede var ya bu iş? Cebrail'in de haramı yok, farzı da yok. Bir şey farz olacak ki, bir şey haram olacak ki farz olsun. Yani namaz kılmak farz değil ki. Onlar onun için makamları sabit. Meleklerin makamları sabit. Ya biz ne acayip bir mahlukuz ya. Nasıl bir yere gelmişiz ya. Ya fanostayız ya. Güneş tutulduğu gibi aklımız tutuldu. Gafur, iyi dinle şimdi söyleyeceğimi. Adam bitkisel hayatta aklı ölüyor. Aklı ölüyor değil mi? Buna ne diyorlar tıpta? Bitkisel hayata geçti. Ha, beyin ölümü. Beyin ölümü. Beyin ölümü değil mi? Ama vücut çalışıyor. Ya kardeşim bu adamın beyin ölümü zaten önceden gerçekleşmiş. Yaşarken, ahirete, insanlığına, Allah ile alakasız yaşarken zaten beyin ölümü olmuştu yani. Bunun adamın kalp ölümü de olmuş çoktan. Seveceğini nefret ediyor, nefret edeceğini seviyor. Kalp ölümü gerçekleşmiş zaten. Dostu düşmanı birbirine girmişse vicdanı ölmüş. Eğer vahyi muhatap değilse bu beyin ölümü zaten olmuş. Yani yaşarken ölmüş. Bedensel beyin ölümü ölse yaşarsa ne olacak ki? Beyin ölümü ölmüş. Beyin ölümü gerçekleşmiş. Vicdan ve kalbi durmuş. Pompalıyor. Pompa yapar. Binada da hidrofor da var ya suyu basıyor. Vücut da çalışıyor. Elektrik de çalışıyor canım. Beyin ölümü ölmüş, olmuş yani. Şimdi olmadı ki. Allahsız yaşayan bir beyin. Beyin ölümü olmamış mı? Olmuş zaten. Bir tanesi aradı da işte. Dün Mrs. Adana'ya şey yaparken yazmış. Abi diyor dua eder misin diyor. Beyin ölümü gerçekleşti diyor babamın. 30 küsur yaşındayım. Namazı var mıydı dedim. İlk önce onu soruyor. Orucu namazı var mıydı? Abi diyor niyeti vardı diyor. Soruyu bilmiyordu. Allah rahmet etsin. İçimden yazmadım. O mana. Beyin ölümü ölmüş. Zaten yaşarken beyni ölmüştü zaten. Beyin ölümü gerçekleşti zaten. Bitti o. Peki adam küfre taraftar mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin peşinde mi? He? Camileri kapatan, yıkan bir sistemin arkasında mı? Zaten ruhu ölmüş. Ruh ölümü gerçekleşmiş zaten. Yaşasa ne olacak? Ya? Yanmaz kılsana olur. He? Feveylül lil musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun diyor. Bu ayet. Feveylül lil musallin. Hadiste de kişinin namazı aldatmasın diyor. Bak. Ne ben şunu meramımı anlıyor musunuz? Beyin ölümü şu biyolojik değil yani. Beyin ölümü oldu abi diyor. Beyin ölümü daha önce değil, daha önce akıl ölümü. Akıl öldü zaten. Kalbi ölmüş. Allah diyor ki velâ terkenu illellezîne zelemû fetemesekûmunlar. Kafirle taraftar olmak şöyle dursun. Meyletmeyin diyor. Adam camiyi kapatmış, camiyi yıkmış, taraftan olabiliyor. Ve camiye de gidiyor. Camiyi kapatana taraftar oluyor. Bu zihniyete taraftar oluyor. Namaz da kılıyor. Ne ölmüş bunun? Vicdaniyatındaki el hubbu fillah ve el buzu fillah o ölmüş. Bir tarafsız olmak da bir taraftır değil mi? Taraftır, o da taraftır. Sözde 28. Abi insan rahatlatan ve rahatsız eden içsel miyengi örtü ve tartı diye yazmışsınız. Evet. Örtü. Örtüyor. Ölçü olabilir mi abi o? Ölçü olacaktı. Neredeydi o şeyde mi? İnsanı rahatlatan 18'in altında. Ha 18'in altında insanı rahatlatan ve rahatsız eden miyengi örtü. Miyengi. Ölçü ve tartı olacaktı. Ölçü.
Ölçü. Çok acayip ya. Elinde kantar metre. Bak ben de üzülecektim değil mi? Vay, Almanya'da beyin ölümü gerçekleşmiş. Beyin ölümü hücre demektir. Akıl ölümü daha önce gerçekleşmiş. Akıl daha önce gerçekleşmiş. Ya. Adama diyorum ki bak, milliyetçilik bırak. Allah Resulü yasaklamış. El İslametül Asabiyetil Cahiliye. Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun. Ya bak, inşaatta da çalışıyorsun. Bu kadar yorgun. İnşaatta oruç tutuyorsun. Ya bırak bu milliyetçiliği. Hiç. Resulullah mı demiş? Ya. Hangi ölüm o gerçekleşti? Vicdaniyatı. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için dost, Allah için düşman şeyi, hissi, latifesi ölmüş. Ölüm gerçekleşmiş. Bitti. Sözler 28. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse, o kadar hoşuma gidiyor ki, hep derim derste ama biraz zevkli olsun şimdi. Bahtiyar adam var ya, bahtiyar adam, kaliteli adam. Teslim, tevekkül, itimat, kanaat var ya. Allah'a, bunlar çok hepsi ayrı bir tabir. Allah'a kanaat etmek, Allah'a kanaat etmek, Allah'a kanaat etmek, Allah'ın kıymetini bilmek de olur. Allah'ımızın, yani Rabbimizin kıymetini bilmek var ya, bilmek. Allah'ın kıymetini bilmek, Allah'a kanaat etmek olarak gösterir. Allah'a kanaatla nasıl gözükür? Herkes bu Allah'a kanaat, bu dersleri bana vesile olan hizmete kanaat etmekle gözükür. Mesela bir hizmette bulunuyordum. O ya dursun rüyalarla, hadi bakalım ha ha uğurla. Sonra bir şekilde bir hizmete Allah Allah nasip etti. Baktı ki seni tanımlıyor, senin içini. Yani sen artık kendini inşa etmeye bir hizmeti buldunsa, bu ne yapacaksın? O hizmete kanaat edeceksin. O Allah'a kanaat etmek, eylemsel itibariyle bu fikri, bu hissi, bu duyguyu, bu latifeyi sana hangi hizmet uyandırıyorsa, o hizmete kanaat etmek, Allah'a kanaat etmek anlamına geliyor. Çünkü o kanaat o sana uyandırdı. Anladık mı burayı? Çok iyi. Şimdi ona geliyorum. Allah'a kanaat etmek çok zevkli bir şey ya. Mesela itikat boyutundaki alimlerin sözlerini söyleyeyim. Kanaat. Allah senin hakkında bir şey biçti. Ömür biçti. Topal yaptı. Kör yaptı. 60 sene, 70 sene verdi. Zengin yaptı, fakir yaptı. Beyaz yaptı, siyah yaptı. Tamam. O hanımı verdi, bu hanımı vermedi. Bunu nasip etti, bunu etmedi. Tamam, ne varsa. Ya Allah mı yaptı? Ya boş ver sebepleri. Ya şu bu dersin konusu sebep değil. Ha, geç vicdaniyet artık. Ya esbab bil küle sükut etti. Bu sebebül esbab Allah'tır. Kader hakimdir. Değer geç. Bunu Allah mı yaptı? Evet, itikat boyutu. Ama umum derste bunu konuşamazsın. Allah mı yaptı? Allah'a kanaat et. Yani Allah'ın icraatına kanaat et demektir. Allah'a kanaat et ne demek? Ben ne diyorum? Ya senin bu hangi mertebede etsin biliyor musun? Nefse emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne, nefsi raziye, nefsi natika safiye diye. Razı oluyorsun. Allah'ın icraatına razı olmak. Nefsi raziye. Sen benden, peki Allah ne diyor? Ey nefsi raziye. Sen benden razı oldun. Ben de senden razıyım. Gir cennetime. Ayette de öyle geçiyor değil mi? Ey nefsi raziye. Benden razı oldun. Bana kanaat ettin. Yani bana kanaat etmenin ne demek fiili? Sana yaptığım muameleye kanaat ettin. Böyle bir şey fiile gösteriyorum hizmette. Yani başka umum dersten diyecekler ki taassup yapıyor. Ya bir hizmettesin. Sana böyle ne kaza namazından, ne içsel yapından, ne kendini inşa etmeden, ne farkındalığından, ne bileyim böyle bahsedilmiyor. Ha o gidiyorsun bir derece geçin namaz niyaz falan var ama yani o seviye. Ya bir Salih Nur'un tahkiki dersine denk geldin. Böyle derslere muhatap oluyorsun. Allah Allah, hem zahir hem batın, hem evvel hem ahir diliyle konuşuluyor. Hem seni inşa ediyor, hem ihya ediyor, hem uyandırıyor, hem yapılandırıyor vesaire. Ya bu derse kanaat etmek, bu hizmete kanaat etmek, Allah'a kanaat etmek. Niye?
Bu kanaatis, bu uyandırdı sende. O zaman bu hizmete kanaat etmenin, o Allah'a kanaat etmek olarak, çünkü Allah'a kanaat etmeyi burada öğrendi. İşte ona geliyor. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmese, tevekkül, çok ders yaptık ama evellemek, hadisenin arkasından sıyrılıp Allah'ın rahmeti, kudreti, inayeti, hikmeti cihetiyle bakabilme makamıdır. Tevekkül. Yani dolayısıyla vekil yapmak. Benim adıma. Asıl benim güya da. Ama o asıl gibidir. Ha, tevekkül etmese, itimat edip teslim olmasa, vicdanı daima azap içinde kalır. Ne anladık? Vicdanı rahatlatan neymiş? Tevekkül, itimat, itimat, teslim. Teslim Seleme'den geliyor. İslamiyet'in kök harflerindir. Teslim, Allah'a teslim demek İslamiyet'i yaşama nispetindedir. Allah'a itimat demek, itimat etmek demek. Allah'ın bu Allah'a karşı itimadı nerede sana uyandırılmışsa o hizmete itimat etmek ve o hizmete kanaat etmek. Tevekkül de hadiselerin arkasındaki müsebbibül esbabı, yani kader hakimiyetini, yani kainatın hadiseleri ne diyor 220 Kastamonu'da? Senin iktidarın ve ihtiyarın ve gücünün hadisi haricindeki olaylara iktidarın ve gücün yetmiyor. Kansere, dünyanın savaşlarına, zulümlere gücün yetmiyor. O zaman diyor, al olaylara ve kendine, kansersin, yani koronasın, Allah'ın rububiyetine, Allah'ın rahmetine, Allah'ın hikmetine, Allah'ın adaletine cihetiyle, dört paket bu. O cihetle bütünsel getirdin diye. Dördünü bütünledin mi? 168 işaret edeceğiz da Allah canibinden, kudretin azameti altından Allah'ın rahmetini, adaletini, inayetini, hikmetiyle bakmaktır. İtimat. Allah'a itimat etti. Mesela uygulayayım. Ben hizmete kanaat ettim. Tamam. Allah dedi ki, diyor ki, ahiret sizin için daha hayırlıdır. Gene söylettiriyor ki, yani dünyanın diyor, kafirlerin aldığı keyif, benim nazarımda bir bardak kadar suyun değeri kadar olsaydı, ben bunlara bir bardak su vermezdim. Ahirete yani. Ondan sonra yani dünya hakkında, ahiret hakkında Allah'ın söyledikleri ortada. Allah'a itimat et, Allah'a da kanaat et, ahiret daha iyi ya diye ölümü gülerek karşılıyor. Ölümü mezara giriştiği anlama. O ceset oraya giderken ruh yukarıya gidiyor. İşte o kadar. Sureti o, kanuniyeti tak. Hakikat orası. Allah'a kanaat et ya. O kadar yani duygumu ifade edemediğim için bocalayıp duruyorum. Aynı şeyler söylüyorum gibi gözüküyor ama. Yani Allah'a, Allah'la, Allah'a kanaat etmek, Allah'a itimat etmek. İtimat ettin mi? Ya benim için en hayli buymuş. Ben servetim o kadar olmayacakmış. Tamam. İtimat edeceksin. Kanaat edeceksin. Yani çok tuhaf şeyler oluyor biliyor musun? Hani böyle biraz hayatına biraz küçük küçük şeylere baktığın zaman acayip şeyler gözüküyor. Yani küçük ama değil işte. Allah Resulü demiş ki ayakkabı bağınız da ondan isteyiniz. Bak içeride oturuyorum. Dün sende vardı. Dün meraşı gün. Ya dedim ben bu memlekete geldim. Nasıl hizmet edeceğiz, koşturacağız? Araba yok dedim ya. Ben geldim araba yok. Aslında arabasız bu memlekette nereye gideceğim ya? Hiçbir tarafa gidemiyor. İçeride iyi dedim ya. Ne yapalım? Biz seçmedik. Geleceğim zaman vardı. Geldiğim zaman o yok. İyi dedim ben işime bakarım. O da Allah'ın işi. 15-20 dakika geçmedi. Nizam geldi içeri. Abi bilirim sen burada kolaçan edeceksin. Müsis'e, Osmaniye'ye, Toprakkale'ye, Rehanlı'ya, Cuma abiye, o da çok seviyor. Al diyor bu arabayı. Burada araba yok şimdilik dersen de. Şu arabayı al. Ya ben olayı anlatıyorum size. Yalan söylemiyorum yani. Ben size yalan söylemiyorum. Küçük bir ahını, yani küçük deme yani. Bu olabilmesi için Allah lazım. Al şunu diyor. Hizmette kullanırsın. Ben zaten dükkandayım. Ama beni çıkart yukarıya dedi.
Yani basit mi ya? İçeride geçiriyorsun. Düşünüyorsun. Tahakkuk ediyor. Ya küçük deme diyorum. Bu dünya hiçbir şeyi küçük değil. Tevafuklar, inayetler, ikramlar, ihsanlar kırla gidiyor. Yeter ki gör. Bak ne kadar memnun olmuşum iki gün. Ve iki günde beri hiç yapmıyormuş. Yani bunu kim yaptırıyor? Allah yaptırıyor. Allah, ben niye için keyif alıyorum bunu anlatırken? Allah beni onaylıyor. Allah kalbimden geçeni sen onu düşünme. Tamam, onu ben yapacağım. Diyor ve fiile söylüyor. Yani olay araba meselesi değil. Onaylandığın mesele. Arnavutköy bina değil. Onaylandığındır. Onaylanıyorum. Ustad küçük bir tevafukları kıyameti koparıyor. Allah için ya. Allah onaylıyor bunu. Allah onayladı mı? Tamam. İnayet işte. İnayet bu. Lütuf bu. İhsan bu. Af bu. Ya böyle küçük inayetleri gördüğün zaman Allah yapıyor bunları ya. Allah yapıyor. Çok acayip ya. Abi benim. Benim yakışıklı abim. Selamünaleyküm. Tekrardan. Ömer abim, Mehmet abim orada mı? Burada şey var. Ömer abi yok. Mustafa var. Eyüp var. Enes var. Doktor var. Abi hepsine çok selam ediyorum. Aklarını helal etsin. Şimdi o kadar güzel her şey birbirine bütünlüyor ki abi. Ya nerede tutsanız öbür tarafa ulaşabiliyorsunuz. Elhamdülillah. Çok şükür. Şimdi az önce okudunuz ya Hasan abi. Tevekkül, itimat, kanaat ve teslim. Kanaat yoktu ama kanaat de ekledim. Bakın Hasan abi Risale-i Nur kendi kendini açıyor, açıklıyor. Aynen. O kadar güzel ki Hasan abi. Çok o kadar güzel ki. Çok bakın şükür. Tevekkül, itimat, kanaat ve teslim. Min kemali bütünlüğüdür tarafkirlik. Evet. Hasan abi bakın tarafkirliği doğru. Açıklaması yapılmış oldu. Peki vicdan eğer buradan acı çekiyorsa demek ki vicdan bir motorsa abi siz hani biz motor lisesi mezunuyuz. Vicdan bir motorsa o motorun da şarj motoru, marş motoru Hasan abi bu da tarafkirlik. Tarafkirlik. Doğru. Ya beni şey çok etkiliyor. Son zamanda çok ilgimi çekiyor. Allah'a kanaat etmek. Tamam tabii herkes ediyor diyorum. Bunun mahiyeti Allah'ta. Hakikati İslam. Kanuniyeti bende, sureti eylemde. Sana bu hangi hizmet uyandırdı? Bunları sana kim öğretti? Ne vesile oldu? Onun çapını genişlettir. Bu kanaatı sana öğrettiği için, Allah'a kanaatı bu öğrettiği için Allah'a kanaattır buna sahip, buna kanaat etmek. Tabii onun derecesi var mı? Var tabii. Dereceli hepsi. Mesela basit. Mesela dedik ki ben bu hizmete kanaat ettim. Bu hizmette sahibi Allah'tır. O yapacak. Eksiğim var ya Rabbi dedim bunu. Tamam. Eksiğim var dedim. Bir yoğurt anlatmıştım bir de size. Yoğurt ateşler için yanıyordum. Burada yanımda. Kırıkhan'da 94-95 milyon hasta yatıyorum. Tek başımayım. Ateş hastalığı, ateş. Kalkacak bir şey yiyecek gücüm yok. Birisi bir şey yapsa da yesem. Burada. Ya Ramazan'dı. Ramazan'dı değil mi? Ramazan'dı. Ramazan'dı bak. Sahurda geldi. Sahurda. Ateşler içinde. Kalkacak, ne yiyeceğim, kim yapacak? Hastayım. Ondan sonra, abi ne sen? Hemen tencereyle geldi. Abi kimse görecek. Görmesin diye normal kapıdan gelmedik bahçe kapısından. Duvardan dedi şey yaptık. Abi engel olma. Getirdiler o çorbayı. Yoğurt çorbası. Hiç unutur muyum? Sahur. Sahur muydu gece? Sahurda. Sahurda. Burada yani bazen örnek veriyorum. Meğer açlıkla bitmiş ya vücut. Kupkuru olmuş. Yedim. Kalktım mı Mustafa? Kalktım ayağa. Vay be dedim. Çok şükür ya. Yani Allah yapıyor ya. Yani görün ya hayatımızın her safhasında var. Ya düşünüyorum ben ne yapacağım şimdi Reyhanlı'ya nasıl geçeceğim? Tak al abi diyor bunu demeden. Sonra şey söyledim değil mi Murat'a?
Abi böyle olacaktı zaten diyor. O normal görüyor. Tabii ki bir nurcu böyle yapması lazım diyor. Öyle demedim doktor. Dedim ama ya acayip ya ki ben tabii bunu söylerken sebebine teşekkür et istersen diyor. Teşekkür ediyorum ama sebebin sahibi o kalbe müdahale edip gitti ona. Bana da böyle düşündürdü. Aha sana cevap. Ona da kalbine onu koymasa o yapamaz. Sevdirtmesi. Yani hayatınızda, ailenizde, çocuğunuzda, evlad-ı yalinizde bakın hayatın safhalarında. Mesela bir tanesi dün gene aynı seninle alakalı bir şey meslekte okul mezun Reanlı'ya hastaneye girecek. Abi dedi, ben dedi şeydeyim dedi. Antalya'da üniversiteyi bitirdim. İmtihanı da kazandım. Ama bu imtihanda gel devlet dedi ki gel Antakya'ya hastaneye onunla alakalı gel görev yap. Eğer girmese o hakkı 6 ay sonra da oluyormuş. Abi gideyim hastaneye yoksa 6 ay dershanede kaldım 4 sene biraz da kalayım. Her zaman tıpçılık yapabilirsin. Her zaman para kazanabilirsin. Her zaman o iş yapabilirsin. Ama her zaman bu iştahın risale okuma, kendimi yetiştirme, kendime zaman verme her daim sende bu iştah olmaz. Şimdiye kadar okumak için dershanede kalıyordum. Şimdi Allah önünü açtı. Gel hastaneye dediler. Abi, telefon ediyor. Abi iştahım var dedi ya. Okulsuz bir kalsam, o şey yapsam acaba şey olur mu? Kal da bir de bulamazsın ki. Herkes doktor olabilir. Herkes hemşire olabilir. Herkes her zaman olur. Her zaman para bir şekilde kazanırız. Ama her zaman bu iştah olmaz. Olmaz. Kitap okuma vesaire iştahın açıldı mı hemen değerlendir. Kalk oku. Ya yarın okurum ederim deme o zaman olmaz bu iştah. Ya. Abi benim bir iştahım açıldı. Hasan abim. Hadi benim bak. Benim bir iştahım açıldı. Sahurda hani size gelmişti ya çok sabah abi. He ya. Şimdi bana geliyor ki abi onun kalbine Allah verdi de geldi. Şimdi gene Allah onun kalbine verecek. Künefeyi... Yok şeye gideceğiz. Bugün şimdi ders bitti mi? Osmaniye akşam dersi var. Osmaniye'deki kardeşler keçi kesecek galiba. Koç evet. Koç mu? Evet. Orada mülk dershanemiz var. Oo maşallah abi mahiyetli insaniye birdir. Kısa bu gayri mümkündür. O benim de boğazımda geçecek diyeceğiz ama nasıl olacak bilmiyorum. Hatta gel kardeş. Evet. Şimdi... Hizmeti bizi istihdam eden, bizi kardeş eden, buna muhatap eden, bizi kul, peygamberine ümmet, Risale-i Talebe yapan Allah'a hamdolsun. Çok şükür. Bak hizmet ettiriyor, vicdanı rahatlatıyor. Ders bitince oraya koşacağım. 115 kilometre. Ya. Ve vicdanı rahat, bak bu iş için koşacağım elhamdülillah. Ondan sonra gece geleceğiz. Dün anlattım hatıramı. Tekim sprint arabayla fırtına çıkmış. Arabalar devire var ya yarık kaya yarık fırtınası. 3-5 senede bir oluyor. Arabayı alıp götürüyor. Bana denk geldi. Osmaniye'den çıkıyordum. Abi gitme dediler. Fırtına çıktı. O 3-5 senede olan şimdi çıktı. Alttan arabayı alıp pşş yapıyor. Öyle bir fırtına olmuş. Kaçtı. Hakikaten gidiyorum. Yaklaştım. Daha gitmedim oraya. Yaklaştım. Köprünün altında tırlar var. Şimdi bak 20 sene geçmiş. 20 küsür sene. Orayı gördükçe insan gözüm yaşardı yani. 28 yaşındaydım. Arabayı böyle çeviriyorum. Araba böyle itiyor. Eğer bir alttan alsa fış diye. Baktım tırlar. Hemen tırların yanına sığındım. Bekledik. O şey geçsin diye. Bir bakıyoruz gece. Eşeği görmüyoruz, karanlık ama saçların sesini duyuyoruz. Köprü altına girdik ya, binaların, şeylerin. O kanalda zaten pek ev yok. Ama genelerde koparmış. Ne kadar şükretsek az bu hizmete istihdam edene Allah'a hamdolsun. Hadi, şimdi sözler 153, saat 3.30, yarım saatimiz kaldı. Hasan abi. Evet abi. Bu şeyde burası bayağı hani önemli gibi geldi. Vicdanın tevekkül, itimat, teslim sanki böyle hani demişsiniz İslam'a bağlamışsınız fiil. Eylemsel tarafı gibi değil mi? Vicdan, vicdan, vuruşlar gibi.
O şeyde de var ya, bu iman tevhid, tevhid teslimi, teslim tevekküllü, tevekkül saadet darini iktiza eder. Sanki burayla da zaten şeyler hemen hemen aynı kelimeler var. Aynen. Biraz sıra gibi bir şöyle tefekkürünüz var mı orada? Var var. Dur bakayım. İman tevhidi, tevhid teslimi. Dur bakayım. Onu nerede? Onu Allah nasip etti. İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet, onu buldum. Allah nasip etti. Vicdan dersini çalışırken ama inşallah bulurum. Dur, onu bir bulayım. Onu ve çok sevinmiştim. O kadar sevinmiştim ki, o iman tevhidi ne demek? Çok güzel İman teslim ne demek diye buldum onu. Onu Allah nasip ederse onu bir bulsam nerede? Bu vicdanda. Onun için yani daha vicdana şey içine giremiyorum ama haletim biraz düşerse gene okuyacağım inşallah. Dur ben birkaç sayfa gideyim, geri gideyim böyle de bakayım onu bulacak mıyım? Neredeydi o? Yani sarhoş etmişti beni. Allah razı olsun. Bak hatırlattın. Cennete döner. Ondan sonra hadi. Saadet-i Dareyn de sanki vicdanda oluyor gibi değil mi? Yani saadet-i dareyn. İki dünyayı birden yaşıyorsun. Yani nerede ya? Hadi. Ama neyse zaten önümüze gelecek şimdi göremezsek. Saadet-i dareyn de olduğunu. Çabuk çabuk gideyim. Allah'a hamdolsun ya. Nezar. Bakarken aslında ben de şey okuyayım. O metnin devamında şöyle diyor. Eğer diyor, yani başından hemen o 6. sözde. Tamam mı? İnsan zayıf, belaları çok, fakirdir, ihtiyacı pek ziyade, acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir Celal'e dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa vicdanı daim azap içinde kalır. Allah Son Allah. cümle. Devamında semeresiz meşakkatler, Of. elemler, teessüfler. Allah Onu Allah. boğar, ya sarhoş veya canavar eder. Allah Allah. Bu da vicdana bakıyor gibi. Evet. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler. Allah Onu boğar. Allah. Ah ay. Semeresiz. Yani sıkıntı çekiyor Müslüman. Günahını affettiriyor. Adam gafil ve Allah'tan kopuk veya kafir sıkıntı çekiyor. Hiçbir meyvesi yok. Hiç semeresiz. Demek ki bulamadım. O seyit iyi olacaktı. O tevhid teslimi. O şey dedi geçiyor değil mi? Sözler 23. sözde geçiyor. Orada mı şey yapmıştık? Sözler kaçtı? Sayfa kaçtı abi? Hatırlattı. Okusana o sözler iman tevhidi tevhid teslimi. Boğazın git temizle. Kamera şey yapıyor. Git temizle. Sözler kaçtı. Sen derse niye katılmadın? Ben aşağıda bir okumam var. Okuman olur mu lan umumi derste? 314'e bakar mısın abi? Seni döveceğim ha. Sen zaten küçük dünyandan çıkarmaya çalışıyoruz. İsrarla küçük dünyana giriyorsun. 314. Bakayım. Evet, 314 abi. He. Sosyal olacaksın ya. Döverim seni ya. Okumalarım var. Okumalar kaçmıyor. Neyse gelir bize. Gidelim. O zaman şey yaparız. Tevekkül demiştik. Şey dedi. Tevekkül, itimat, teslim. Sözler 153. Abi geçmeyelim de bunlar dimağa ait değil mi üçü de?
Dima ait olan yönleri, sureti, kanuniyetleri var. Ama hakikatleri aşağıda. Yani her şeyin sureti serbest bölge. Her şeyin kanuniyeti akıldan. Tarafkirlik iltizamda değil miydi abi? İltizam. İşte şimdi bu tarafkirliği tek başına dimada düşünürsek, dima paketinde serbest bölge, akıl. Abi öyle değil. Yani şimdi burada bahsedilen mevzu fiil dimadan çıkıyor. Ama müteellim olan vicdan. Evet. Yani bu bağlantıyı anlatır mısınız diyecektim. Şimdi bak, o bağlantıyı Osman okumuştu. O Osman, bir de okusana orayı, okuduğun yeri. Altta mıydı, üstte miydi bak. Sonucu faturayı, fatura vicdana çıkıyor bakın. Bir dakika abi, hemen. Okuduğun yeri. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar, yere sarhoş veya canavar eder. Şey vardı ya, okuduğum bir şey vardı işte, biraz da üstte miydi? Biraz önce İnsan okudum. İnsan zayıftır, belaları çok. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyade. Acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer kaderi zülcelale dayanıp tevekkül etmezse ve itimat edip teslim olmazsa, vicdanı daim azap içinde kalır. Semeresiz meşakkatler, elemler, teessüfler onu boğar, ya sarhoş veya canavardır. Kardeş, dimağın sisteminin, tarafgirliklerinin, tefekkürlerinin, itimat, teslim, tevekküllerinin sonucu ahirette vefat ettikten sonra haşirde görmeyecek miyiz? Haşrin küçük numunesi vicdanda görüyoruz, peşin görüyoruz. Düzeltsin atasını diye. O dimada ama sonuç vicdanda. Semeresi. Sonuç yaşanıyor. Yani dimada iltizam ediyoruz. İslam iltizamdır. İltizam. Yani artık sonuç, yani vicdanda yaşanıyor. Ya cennet ya cehennem oluyor. Yani iş işten geçmiyor. Sonuç. Bak, bir de oku bak, sonucu söylüyor. İnsan zayıftır, belalar çok. Fakirdir, ihtiyacı pek ziyade. Acizdir, hayat yükü pek ağır. Eğer Kadir-i Zülcelal'e dayanıp tevekkül etmezse... Akıl bu, etmedin. Aklı, tamam, akıl tevekkül, akılda, tamam. Ve itimat edip teslim olmazsa... Teslim de öyle. Vicdanı daim azap içinde kalır. Sonuç vicdanda. Yani artık bu dimağdaki şeylerin yaşanır, yaşanabilir veya yaşanmamış... Sonucu vicdanda haşir meydanı kuruldu. Hani teslim olup olmadın, kanaat ettin, etmedin, tevekkül ettin, etmedin, ettin veya etmedin. Sonuç bu. Sonuç bu. Nerede gösteriliyor? Yani, he. İnsanı sürekli yakan vicdan, yani öyle görünüyor. Ay evet abi. Yani akıl, kalp, ruh, yani bunlar zahir olarak en fazla etkilenen vicdan. Sebebi, kalbe hakim değiliz ki. Kalp haşir meydanı değil ki. Kalp daha büyük. Onu ihata etmek, muayyenleştirmek, hakim olmak zor. Haşir meydanının, ama alemi gaybın komple kalp. Ama haşir meydanı ihata etmek kolay. Muayyen, müşahhas. Yani iş işten geçmeden burada bize aynısı burada yaşanıyor. Orada diyeceklerini diyorlar. Yaşanacaklar yaşanıyor. Bu vicdan ya cennet ya cehennem. Ama kalp ise cennet ve cehennemin de üstü. Cennet ve cehennemde de üstün. Kalp cehennemden de cenneti de hayata ediyor. Kalp, oho, cennet cehennem neymiş ki, daha üstün. Arş yani. Ama vicdan öyle değil. Vicdan, Ustad Sari ifadesi, ya cennettir ya cehennemdir. Haşir meydanı. Haşir meydanı cennet ve cehennem içine almış. Cennet, cehennem, haşir meydanı, kabir, yani vefat, vefattan düşün, sekerat, vefat, mezarlık, kabir,
alemi gayb aldı öyle vicdan. Hasan abi şunu demek istiyorum, yani kalp ve akıl müktezası gereği bir şeyleri, bir fiilleri yapar, evet. Ama müteellim olan vicdan. Evet. Evet. Şöyle okuyabilir miyim lemalarda? Halbuki vicdan bu derece teellüme tahammül edemediğinden o yolda giden iki şeyden birisine mecbur olur. Evet. Ya insaniyetten tecerrüt edip ve nihayetsiz vahşeti iltizam ederek öyle bir kalbi taşıyacak ki kendi selametiyle beraber umumun helaketi onu müteessir etmesin. Veyahut kalp ve aklın müktezasını iptal etsin. Ya. Ya. Aynı. Peki. Devam edeyim biraz da. Bir şey de ben söyleyeyim. Bir cümle de ben satayım bu konuda. Şimdi Hasan abi bir imadan, tarafkirlik imada da diyor Mehmet abicim haklı olarak ama şimdi bir dimağda oluşum var, dimağdan vicdana iniş var, bir de vicdandan tekrar dimağa bir dönüş var. O dönüşün neticesi dimağdaki karşılık tarafkirlik oluyor abi. Yani devamili tekbiniye ve emri tekbini diyoruz ya sana abi. Bu da doğru. Aslında tarafkirlik emri tekbinidir. Evet doğru, bu da doğru. Çünkü dimağ vicdanı beslediği gibi ama şey yani teorik olan dimağdakiler... İlmi olan, izani olan, yani dimağdaki o mertebe, o hakikat mertebesi bizzati realiteye dönüşmüş. Yaşanmış hale gelmiş vicdanda. Sonra o yaşan, o vicdandakini, o azabı, o cennet veya cehennemi dimağa tekrar paylaşıyor. Dimağa gafurun diyor, doğru. Dimağa paylaşıyor. Diyor ki akla, vicdan, bak diyor bunu düzelt. Akılsızlık yapıyorsun. İltizama diyor ki tarafkirliğini şey yapma. Yanlış yaptın. Veya diyor ki tarafkirliğinin kalitesini yükselt. Vicdan tekrar dimağı yapılandırıyor. Tekrar. Hasan abi tarafkirliğin sureti kanuni tahkik mahiyeti diye bakmak lazım gene. Hani o evet. Şeye giriyoruz. Evet. Ama her şeyin sureti malum sureti şeydedir. Serbest bölge sureti. Çünkü düşünsel ve hayal etmek, işte mertebeler hep orada. Kanuniyeti de, kanun-i ilahi, taakkulde, hakikatler artık değişiyor. Ama işte tarafkirliğin sureti, kanuniyet hakikati ama bu artık sureti, kanuniyet değil, yaşanmış bir hale gelmiş. Teoriklikten çıkmış. Ahiretin bizzatihi. O gibisi de değil. O yani. Bu büyütülecek o kadar. Mesela şöyle düşün. Cep telefonuyla saça çekin. Fotoğraf çektin mi saçımı? Büyütür müsün? Resmi büyütür. Ne çıkar en son? Tek teklikler biter. Beyaz bir sayfa olur. Saç olmaz. Artık dağılır. Netlik yok olur. Resim yok. İşte netlik orada, bulanık burada. Yani gibi. Büyük resim, küçük resim. Küçük resim. Yani o artık resmi böyle cep telefonunda büyütürsen o netlik yok. O muayyenlik yok. Ama o aynı onun gibi bu resim, bu kafa haşir meydanı olsa ama biz saçı indirgedik, onu büyütüyoruz, vicdan. Küçük bir şey yaşanıyor. Ta ki istepne lastik gibi, nerede hata yaptın, nerede düzelttin, bak bunun çapını büyüt, bak bu senin dostundur, bu hakikat senin hakkındır, bu hakikati bak şey yaptık, bunun çapını büyüt. Bunu genişlettir. Yani hayatından bazı insanları çıkar, bazıları topla, bazılarını böl, bazıları çarp. Hayatından çarp yani. Yani vicdan iş işten geçmiş o denilen şeyin
geçmediği hal. İş işte vefat edince iş işte her şey bitecek ya. Bitmediğinin andaki hali. Ne zaman istersen müracaat et. Haşre gir. Usta da gitti. İstikbalde hakikaten şimdi hayalen kabrime girdim. Girmiş işte. Ne ararsın Şam bu arada hakikaten? Mezar neymiş ki ha mezar burası? Beyin ölümü neymiş ki? Akıl ölümü yaşanmış. Akıl, güneş tutulmuş, dünya tutulmuş. Onlar, akıllar tutulmuş, kalpler tutulmuş. Güneş tutulsa ne olur? Ya o alemler bizden yaratılmış ya. Kabir, mabir hepsi bizden yaratılmış. Azrail bizden yaratılmış. Hepsi bizden. Aç, resmi aç. Bazı resimleri kapat. Aç, aç, aç. Girdi işte. Açtı da girdi. Fazla bir zor değilmiş ya. Terkleri çoğaltacaksın. İlmin o kadar şeyi yok. İlim terkleri çoğaltmak içindir. Yani terk edebilmek içindir. İlim sonuç değildir, süreçtir. Sonuç nedir? Terk ve tecerrüt. Mesela Nadir abi bu konuda çok uzmandır. Nasıl? Ya ben çerçevesinin ilmi şeyini anlatıyorum. Ağzım laf ediyor. Anlatıyorum. Bunu sen anlatırsın dedi. Ama sonucu dijital ekranda kendi seyrediyor. O yaşıyor. O sonuca varmış. Ben sonucu söylüyorum. Nasıl olduğunu da anlatıyorum. Adam yaşıyor. Dijital ekran derdik ona biz. Ekranda gözüküyor. Nasıl gözüküyor? Ne bileyim nasıl gözüküyor? Ekranda gözüküyor. Eskide sayısaldı. Dijital ekran yeni çıkmıştı böyle. Bakkallarda falan. Eskide böyle böyle çeviriyorlardı. Sonra tak 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 basıp ekranda gözükünce Nadir abi öyle tanımlamıyor. Dijital ekranda seyrediyor. Nadir abi nasıl oldu? Niçin oldu? Nereden geldi bu? Ya öyle işte. Nasıl geldiyse geldi. Bu işte bu. Havuz da öyle. Dijital ekran. Havuz buna irtibatımı ne yapayım dedim ya böyle bir adam. Aman aman ondan uzak dur. Aa bu çok iyi bir çocuk. Nasıl oluyor? Nasılsı yok. Dijital ekranda öyle gözüküyor. İşte vicdan bu. Terkleri çok adamların. Terkleri çok. Terk. Terkleri çok oldu mu? Hepten ayna gibi. Adamı resmen seyrediyorsun. Ha bakıyorsun. Allah Allah. Diye diyorlar. Bir tane dokuyayım. Hasan abi, Dima 132 notlarımda şunu görüyorum. Dörtlü sır diye not almışım. Teslim, tevekkül, itikat, kanaat. Sonra tevekkül edince kainatın bilinciliğinden, her hadisenin karşısından titremekten, hot vuruşluktan, Allah. Maskaralıktan, şekaveti uhreviyeden, tasikat-ı dünyeviye hapsinden bunlardan kurtulursun diye yazmışım. Aklı başında olmayanın tevekkülü olmaz. Harika. Akıl başından giden ahmak mağrur kişidir diye not almış. Çok doğru. O dersteki alınan notlardan o. Evet. Ya. Ben devam edeyim bir tane de okuyayım da ondan sonra keseriz. 153 sözler. Bir tek adam yüzünden 100 adam sıkıntı çekip beraber teneffüse çıkmıyorlar. Onlara zulüm olur. Mert ve vicdanlı bir mümin küçük ve cüzi bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehli imana vermez. Eğer hata etse verse tövbe etmek lazımdır. Ne anladım? Yani bu vicdanla alakalı ne anladık? Kendine ve harici zulüm yapabilen sistem. Yani insan vicdanı nasıl bir şey? Kendine veya karşıya zulüm yapabiliyor. Büyük maddi ve veya enaniyet zararı dahi olsa kendinden vazgeçebiliyor. Kendinden vazgeçebiliyor. Yani vicdanı kuvvetli olduğu için. Vicdanı bozuk olduğu için kendine ve karşıya zulüm yapabiliyor. Büyük maddi veya enaniyet zararı dahi olsa kendinden vazgeçebiliyor. Başka mesela makam için adam boyun eğiyor. Enaniyetinden vazgeçebiliyor. Kusurunu anlayıp terk etmek, dönmek ve tövbe
edebilen bir sistem. Kusurunu anlayıp his seviyesinde anlamak. Mesela Allah'ı fikir boyutunda tamam, sorunumuz yok. Ama Allah'ı fikretmek, hissetmek olunca, bahsetmek, zevk etmek, hissetmek olunca bütün değişik. Yani değişik oluyor. Kusurunu anlayıp anlamak akıl. Terk etmek, anlamak akıl. Terk etmeyi vicdan yapıyor. Dönmek, tövbe etmek vicdan yapıyor. Eğer ölmemiş ve susturulmamışsa vicdan, lezzet ve elem alan sistem vicdan. Yani dünya cinsinden değil yani vicdani lezzet ve elem. Acayip bir sistem yani. Dünyalık değil. Mesela vicdan azabı düşünün. Senelerden beri o vicdan azabını çekiyoruz. Hadi bakalım nereye benziyor? Zehire benzemiyor. Ayak kırılmasına benzemiyor. Baş ağrımasına benzemiyor. Vicdan azabı öyle değil mi abiler? Aynen. Vicdan azabı baş ağrısına benziyor mu? Benzemiyor. Baş ağrısına benzemiyor. Ayak kırılmasına benzemiyor. Para kaybetmeye de benzemiyor. Keşke bu arsayı alsaydım, kaçırdım. Ona da benzemiyor. Nereye benziyor? Hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü buralı değil. Buralı değil ya. Bir daha okuyayım. Bir daha okuyayım, dur. Kendine ve harice zulüm yapabilen bu tarafı var. Kendine de. Yani susturulmasa günah işleyemezsin zaten. Büyük maddi veya enaniyet zararı dahi olsa kendinde vazgeçebiliyor. Kusurunu anlayıp kusurdan dönebiliyor, tövbe edebiliyor. Yani iş işten geçmemiş baksana. Kusuru, günah. Günah ama günah olduğunu nasıl bileceksin? Cehenneme atıyorlar seni. Haşir meydanında hesap çektiler. Bu hatalıydı. Haşir meydanı hatalı. Atın bunu cehenneme. Olsa kusurun hesaplandı. Cehenneme attılar. Nasıl azap çekeceksen? Aynı böyle çekeceksin diye dünyadayken vicdana monta ettiler bu olayı. Oh! Vicdan azabı çekiyoruz. Dön işte. Cehenneme atılmadan atıldın. Hesap çekilmeden çekildin. İşte küçük cehennem de burada. Küçük haşir meydan da burada. Hemen dön. İş işten geçti mi şimdi? Geçmedi. Tövbe et. İstiğfar et. Nedamet et. Hatanı öde. İş işten geçti mi şimdi ya? Eğer ölmemiş ve vicdan susturulmamışsa lezzet ve elem, cenneti ve cehennemi hazları alabiliyor. Onun için dünyaya benzemiyor vicdan azabı ile vicdan lezzeti. Dünyanın hiçbir şeyine ve cinselliğe benzemez. Bilmiyorum ama benzemez. Elma armuta benzemez. Baklavaya benzemez. Baş ağrısına benzemez. Ondan sonra ne bileyim böyle psikolojik sıkıntıya da benzemez ya. Psikolojik sıkıntı başka bir şey ya. Vicdan azabı. Lezzetli tatlı elem. Öyle bir yakıyor ki aman yarım. Nasıl bir şeyse. Getirdiler koydular. Aynı çalışıyor ya. Ahirette aynı çalışıyor. Aynı. Yapılan ameller ahirete gitmeyecek. Gidiyor. Gitti. İşte ahirette hesap sorulacak. Soruluyor zaten. Ahirette ceza veya mükafatı var. Zaten ceza ve mükafatı görüyorum. Orada dönülmeyecek, burada dönülüyor. Burada dönersem orada da dönülüyor, otomatik. Keşkeler burada var, tak orada olmayacak. Acayip bir şey. Burada zaten yaşıyoruz be kardeşim. Garip. Garip bir alemdeyiz. Sana bir sual. Tamam sor. 5 dakikam var, 5 dakikada bir tane de okuyacağım. Dima 153 müydü? Şu olan 153'tü. Şimdi
Bugün bir şey okudum ya. Bir yolla bir yere gidiliyorsa aynı yolla geri gelebiliyorsun. Şimdi haşir meydanında hesabı kim soracak? Allah, melekler sormuyor. Yani hesabı orada bizzat Allah başında. Bize bir keyif veriyor. İyi dinleyin ama şimdi. Orada haşir meydanında hesabı iyilikleri, kötülükleri, kötülüklerin sana Allah söyleyecek. Bak bu yanlış. Bu da doğru. Keyif alacaksın, elem alacaksın. Peki onun bir numunesi vicdan. Vicdan azabını da Allah veriyor. Vicdan lezzetini de Allah veriyor. Haşirdekinin aynısı. Allah soruyor sana. Allah vicdanda his boyutunda tayin ediyor. Ve teşahhus ediyor. Biraz bir şeyler aralanması lazım. Haşir meydanında Allah meleklerine değil hesabı kendisi görecek. O bize keyif veriyor dedim. Ama oradaki haşir meydanındaki vicdan azapları var ya, keşke saçını tutacak ya, hesap görürken önünde cennet cehennem var. Ama hesabın sahibi soran Allah. Onun bir tamamı aynısı mı vicdan? Hepsini aynı foto, aynısını al. Ama ufak filmi. Ama aynı. Ufaltsana ya, ufalt. Koy buraya. Ha, haşir meydanı komple yaptın mı? Allah da demek ki vicdanda. Allah da vicdan. Hangi boyutta Allah? Kafada fikretmek, vicdanda hissetmek, kalpte mahsetmek, ruhta zevk etmek. Fikretmek, hissetmek, mahsetmek, zevk etmek, ruhlanmak, rahlanmak, ferahlanmak. İlmelekin, annelekin, hakkelekin. Değişik tabirlerle, tasavvuftaki ifadelerle de ifade ettim. Vicdanda Allah yapıyor. Hangi boyutta? Fikir boyutunda değil. Vicdanda Allah, his boyutunda. His seviyesinde. Onun için ayaklı kütüphane vicdaniyat inkişaf etmediği için eylemi yok. Namaz kılmayı çok iyi bilir. Hafızdır. Ama ekranına Kur'an okuyor. Ama vicdandaki seviyede olmadığı için Kur'an, ahirete iman vicdan seviyesinde olmadığı için, his seviyesinde, Allah his seviyesinde olmadığı için o fiil olmuyor. Kalbin ve hissin temayülatından çıkar diyor. 77 hutbe Şamiye. Fiil, kalbin ve hissin. Kalp, his, vicdan. Yani kalbin ve vicdanın dışa vuruşudur. Demek ki haşirdeki olayı bir düşünün. Kim soruyor? Allah. Vicdanda da Allah. Hangi boyutta? His boyutunda. Perdesiz tecelli ediyor. Ediyor değil mi? Yani his boyutunda. Yani his boyutunda perdesiz derken his boyutunun perdesiz. Evet. Akıl boyutunda tefekkür mesela. O da Allah ama ilim şeyinde. Mesela ilim nedir? Subutu sıfattandır. Vicdan öyle değil ki. Subutu sıfat da var orada. İrade. İrade de var. Ama subutu sıfattan üstün yani. Yani dimağda tefekkürü ve ilmi Allah var. Vicdanda his boyutunda Allah var. Kalpte Allah duygu boyutunda. Ruhta latife boyutunda. Ene de ene boyutunda. Hissin şey sır insanı, sır insanı şey. Sır Allah sırdı. Sırrım olmuş. Ben de sırrı olmuşum. Sırrı olduğum için sırrım olmuş. Sırrı insanı denmiş. Nüfus kağıdımda sırrı insanı yazıyor. Sırrı insanı ne? Sırrım olmuş. Nüfus kağıdıma da sırrı insanı denmiş. Ne anladık? Sağ ol işte. Ama his boyutunda Allah. Vicdanda. Demek ki o vicdan azabı aslında Allah'ın azabı. Vicdani lezzet Allah'ın lezzeti. Latife-i Rabbaniye'nin vazifesi neydi? Müşahadetullah.
Hazır olmadıkça Allah sende huzur olmaz. Huzur oluyorsa Allah hazır olmuş. Hazır olunca sana nasıl hissettiriliyor? Lezzet oluyor. His boyutunda Allah vicdansal böyle Allah'a emiyor. Yani Rabbini, Rabbul Alemin değil. Yani Cenab-ı Hakk'ı, Rabbimizi his boyutunda hissettiğimiz bir makamı âlâdır vicdan. Zaten bu gaybden bahsetmiyorum. Zaten hissediyoruz. Şu anda huzur yok. Şu anda şu derste huzur yok. Şu huzur, o hazır olduğu için huzur olmuş. Hazırın huzuru nasıl hissedilir? His olarak keyif oluyor böyle. Ondan sonra Rabbine karşı memnuniyet ifade ediyorsun. Razı oluyorsun. Sensin bu her şeyin sahibi. Kainatın patronu ben miyim? Sensin. Benim de o sensin. Artık Allah'tan razı, Allah da senden razı. Niye Allah'tan razı oldun? Allah senden razı olmasa sen Allah'tan razı olamazsın. Allah senden razı olduğuna delil, sen Allah'tan razı olduğundur. O razı olduğu için... Ya. Abi bu nasıl bir imtihan ya? Sorular belli. Defter kitap açık. Cevap anahtarı da arkada var. Geçemiyoruz yani. Nasıl bir şey bu ya? Ama başka birimler de çalışıyor Mehmet kardeş. Ona hiç girmiyoruz. Bir de şey çalışacağız. Lümme-i şeytaniye. Hani duada diyorum ya. Dün akşam da dedim yatarken. Böyle bazen Ya Rabbi sen Allah'sın. Bunu bana dün akşam yatarken aynı yatarken söyledim. Ya Rabbi sen Rabbul Alemin'sin. Ben de Rabbimsin. Ama ben Rabbim diye değil, Rabbul Alemin'sin. Öyle hitap ediyorum. Ya Rabbi, Allah'lığın hatırına dedim dün akşam. Senin düşmanlarına beni teslim etme. Çünkü sen etmezsin. Niye etmezsin? Çünkü sen Allah'sın. Sana iltica edenleri reddetmezsin. Bizim ağalar, eski vicdanlı büyük insanlar, köyün ağaları, Doğu hele Kürdistan'da daha çok vardı. Bir adam bir şekilde ona sığınsa ağaya, birisi kovalasa, başka aşiretin adamı. Aşirette yüzlerce insan ölür, o adamı teslim etmezler. Yabancı bir adam. Bu artık bizim şerefimizdir. Bu bizim malımızdır. Madem bize sığındı, bizdendir. O aşiret savaşa dökülüyor ve olmuş yani. Ölen oluyor, adamı teslim etmiyorlar. Ya Rabbi senin kulların böyleyse, sen nasılsın? Ben de sana iltica ediyorum. Diyorum ki ya Rabbi senin düşmanların benim düşmanım olmuş. Beni senin düşmanlarına teslim etme. Çünkü niye? Sen Rabbul Alemin'sin, benim Allah'ımsın. Allah'lığımın ve Rabbimin hatırına beni senin düşmanlarına teslim etme. Bizi teslim etme. Ya Rabbi bizi Allah'lığın Rabbul Alemin'in hatırına Rabbimizden söylüyoruz. Rabbul Alemin hatırına bizi kendi düşmanlarına bizi teslim etme. Vâhir davâhum enilhamdülillâ Rabbil Alemin El Fatiha. Tamam. Hasan abi. Bir vicdan var. O vicdana ben öyle bir makamdayım ki size soruyorum. Bu sen misin? Bu siz misiniz? Bu yoksa sizinle hiç alakası yok mu? Hangisini kabullenirsiniz abi? De. Bakın, veyahut da şöyle söyleyeyim. Yani vicdana ben diyebilir miyim? Biz diyebilir miyim? O diyebilir miyim? Yani üçünü de söyleyebiliyoruz abi ya. Bu acayip bir makam. Aradığın yerde buluyorsun. Bakıyorsun ki sen ikisi de değilsin. Ne arayansın ne aramansın. Aradığın şey aradığın yerde. Aranan da aranılan da aynı şeymiş. Aynı şey. Bunu niye götürüyorsun? Yani malı şey diyorsun. Piçet mi henap edersin? Sesini kapat. Yani aranan da aranılan da aynı yer. Aynı şey. Aranan da
aranılan da aynıymış. İkisi de aynıymış. Bugün mesela şurada bir yer vardı. Onu okusam mı diye. Diyor ki ustad, şey yani bir şey, bir varlığa şey denilir ilmi kelamda. Zıttını sıkarak çıkıyormuş. Zıttından çıkıyormuş. Zıttından çıkıyor. Mesela vücut Adem'den çıktığı gibi. Şimdi şeyde geçiyor bak. Gafur'un Mehmet'in dediği gibi, imtihan kendisi sonuçtur. Sonuç imtihandır. Şu süreç zannediyoruz şu anımızı. Sonuçtur şu anda. Hem süreçtir, hem cennete giren cennetime gidecek. İsa Aleyhisselam'ın ayetinden geç. Her isteyene verilmiyor. Ama kime verilecek? Verilene verilecektir. Anladınız mı bunu? Verilene verilecektir. Verilene verileceğini nasıl anlıyoruz? Nereden biliyoruz? Verildi. Verildiyse, verilmeyecek idiyse verilmezdi. Verilmişse verilmiştir. Verilecektir de. Verilecek bir şey geniş zamandır. O hiçbir şey değildir. Önemli olan orada verilmesi değil. O cennete girmek orada Hazreti Ali'nin sözüdür. Benim değil radıyallahu anh. Ahiretteki cennete gitmek herkesin işidir diyor. Allah merhamet eder, peygamber şefaat eder, şu yapar. Dünyanı cennet yapabiliyor musun diyor. Hazreti Ali'nin sözü. Verilmişse burada. Burada verilmeyen çok müflisler var. Allah orada veriyor. Deli mesela. Çocuk mesela. Sığır mesela. Cennete girmeyecek mi? Verilmedi burada. İmtihana da girmedi ama yaşadı. Zevk aldı. Sığır. Hayvanlar gitmeyecek mi? Lan cennet gaye değil ya. Deli olsan yetiyor ya cennete girmiyor. Hayvan olsan da yetiyor. Yani bu gaye değil yani. Gaye olsaydı deli girmezdi. Yani orası diyor İmam Ali, herkese verilebilir. Allah'ın şefaati şey var, rahmeti var. Peygamberin şefaati var. Dualar var. Vardı var yani. Bir sürü bir eser bırakırsın. Bir dershanede bir mermer koyarsın. Oraya basanlar ad edince sana defterin kapanmıyor. Ya bir dershanede mermer koymak nedir ya? Kapının giriş mermerini koysan bitti işte. Nasıl düşürüyorsun? Evet, Allah'ın rahmeti böyle büyüktür. Önemli olan bu değil ya. Bu değil. Buranı oraya yapmak. O yapmak. Orayı yapmak. Burayı oraya yapmak. Verilene verilecektir diyor zaten. Ya burası orası. Aynı dediğimi fark ettim işte bu ya. Yoksa zor değil ya. Günah yapmıyorsun, farzları kılıyorsun, o kadar ya. Sana havada uç, su üzerinde yürü denmemiş ki yapamayıp da korkuyorsun. Hazreti Ali söylüyor. O zaten inşallah mümine verilecek. Zerre kadar imanı olan gene girecek. Önemli olan burası orayı, orasını burası bir görebilmek. Külli bakmak. Külli, ihatalı bakmak yani. Beraber görmek. Orayı orada görmeyi bırak. Orada bilmeyi, orada uyanmayı, orada fark etmeyi bırak. Burada görecek. Orayı da buradan, orasını da buradan, buradan da orası. Yani burada, orada göreceğini burada da görebiliyorsun. Burada göreceksin. Külli bakacak. Resmi büyük bakacağız. Cüz değil, külli. Kül, cüzi değil, külli, cüz değil, kül olacak. Külli bakmak. Yoksa öyle, Allah'ın öyle bir şeyi yok ki ya bizi cennete, cehenneme koymak diye. Ana tema gayesi bu değil ki. Ama böyle denmiş tabii. Öyle olsaydı zaten cennette niye rahmet ilahi çıkartsın? Cennete niye basit bir şey? Kendi düşmanına Adem Aleyhisselam'la böyle bir tiyatral, bir böyle film tarzına bir şey işlenmiş. Hadi bakalım yine aşağı. Ya bunları anlamıyor musun? Bir film işte, bir format, bir bahane, bir vesile. Aslında diyor, ustad diyor ki tavziftir. Niye çıkartıldı diyor cennete? Ya hikmeti nedir? Tavziftir, vazifelenmektir. Vazifeyi almaktır, vazifeyi fark etmektir. Böyle bir şey değil ya insanın ana gayesi. Teması zaten orada ya. Deli olsan yetiyor cennete gitmek için. Çocuk olsan yetiyor. Hayvan olsam da yetiyor.
Küfür hariç herkes cennete gidecek ya. Değil işte. Gaybı değil ya. Ne çıkıyor abi? Muhatap ilahi olmak. Fark etmek. Farkındalığını artırmak. Geçen gün o geldi abi. Onun Süleyman abiye sordum da. Dedi ki bu dünyada bu kadar savaşlar oluyor, ölümler oluyor. İnsanlar tarihi geçmiş. Yani sadece bu kadar dava, yani Allah'a iman meselesi mi? İman ettim, etmedim. Hadi cennete gidin. Bu kadar mı yani? Bunun arkasında çıkan şey nedir? Ya, yani şey olarak. Bir, ustad dedi ki, sanattan sanatkara gitmek bana bir sene kafi geldi diyor. Sonra Allah kendisi seyrediyor diyor. Bu da diyor sene demiyor. Hayli bana Osman'ın dersi. Bu da diyor sene söylemiyor. Sanattan sanatkara bir sene. Kendisi seyrediyor. Hakikati hayli zaman bana kafi geldi. Yetmemeye başladı diyor. İşte bu. İmandan bahsetmiyor. Sanattan sanatkara gitmek iman. Kendisi seyrediyor. İmanın arkası. Sonra 286 işte mektubat. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezze, bunlar bana gösterildi diyor. Yani şöyle diyeyim. Bu kalemi ben mi yaptım? Ben yaptım. Ben bu kalemden önce miyim? Evet. Bu kaleme benziyor muyum? Hayır. Şefkatimi Allah mı yaptı? Benim şefkatim cinsinden değil onun şefkati. Onun şefkatini adres anlamak için şefkat-i mukaddese bende şefkat. Bendeki şefkat gibi değil Allah'ın şefkati. Yani şöyle. Ben çiçekten aldığım ilim varın üzerinden aldığım ilimdir. Allah hiç yokken o çiçeği yapmakta kullandığı ilim çiçekten aldığım ilme hiç benzemiyor. Bir daha. Çiçeği Allah hiçlikten yarattı. Hiçlikten. Hiçlikten. Hiçlikten yaratma ilmiyle yaratılmış çiçekten alınan ilim hiç alakası yok. Bendeki şefkat yaratılmış, yaratan şefkatle hiç alakası yok. Başka bir şey. İmtihan birinciydi. Bir sene kafi geldi diyor. Sanattan sanatkara. Sonra Allah kendisi seyrediyor diyor. Sonra başka bir şey diyor. Heyecanlandırıyor insanı. Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeye, şefk, surur, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-ı mukaddese. Ne demek? İşte koca 24. mektup. Akılla felsefeyle çözülmez işte. Başka bir şey. İşte onunla uğraşıyor. İşte buradan orayı, oradan burayı tefrik ediyoruz. Yani ayırıyoruz anlamak için. Aslında öyle bir şey değil. Bütündür. Allah'ı anlamak için esma, sıfat, çuğunat, mahiyet diyoruz. Aslında o bir bütündür. Bizden bakınca böyle. Yani ahiretle dünyayı beraber görmek. Arkasına geçmek. Ahiretin de arkasına geçmek. Cennet, cehennemin de arkasına aşırdığını. Hani arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam, kabı kalpsin. Allah artık orada iman meselesi mi var? Kelamına ve rüyetine Miraç'ta mazhar olmuş. Artık bir şey var mı orada? İman etmemek, iman küfür bir şey var mı orada? Bit. İman küfür meselesi son hududa kadardır. Ondan sonra iman küfür yok. Nerede? Bu dalın iki meyvesidir. Cennet, cehennem. Cennet, cehennemden sonraki makamlarda iman küfür yok. Çünkü cennet, cehennem iman küfrün son havuzudur. Son hudududur. Ondan sonra ne yaptı? Geçti gitti. Kelamına ve rüyetine bazı. İşte gayi maksat, gayi âlâ, gayi maksat o muhatap ilahi olmak. Ya yani orada değil yani. Orada olacaksın inşallah. Muhatap ilahi olmak. Muhatap ilahi olmak. Peki. Ve ahir davahum tekrar. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Abiler görüşmek üzere inşallah. Hasan abi dersin adı iş işten geçmedi vicdanın var onu dinle. Olsun. Harikasın. Allah razı olsun. Onu bana yazar mısın WhatsApp'tan? Onu gönder. Arkadaşlar, bahtiyar insanlar. Biz imanı kazanmaya kaybetme davasının arkasında da düşüneceğiz. O bu mevcudatın iki havzudur. İki semerenin sonucudur cennet cehennem. Bizim Risale-i Nur Kur'an'ın
cennet cehennemden üstün arş, lef-i mahfuz, arş-ı azam, kabu kavsen, buralardan bahsediliyor. O havuza hapsolmayacağız. Öyle bir gayemiz değil. Cenneti, bizim cennetimiz her daim diyor. Bizim cennetimiz cennetin sahibini bulmak, cehennemimiz cehennemin sahibini kaybetmek. Cehennem o. Cehennem bir şey değil. Cehennem tazip etmiyor ki. Cennet olmasa cehennem tazip etmiyor. Cennet olmasa cehennem tazip etmediği gibi. Cehennem olmasa da cennet lezzet vermez. İman küfür. Ondan sonra arkaya geçeceksin işte. Külli bakacak böyle. Külli. Külli bakınca orası, burası, burası aynı oluyor. Aynı. Ha bir suret. İnsan, hakikat, berza. Alemi şahadet, suret. İnsan, kanuniyet, berza. Alemi gayb, hakikat. Suretten hakikata geçmenin berzahıyız biz. Berzahıyız. Berzah. Yani suretten hakikate geçen, geçmesine vesile insandır. Berzahtır. Nakş-ı azam. Evet, nakş-ı azam işte. Yani bunu fark etmek istiyor, isteniyor. Fark et bunu. Sen sırrı insanisin. Cennet, cehennem. Hani Gafur'un bir misali vardı. Telefon kapanabilir. Şarj bitiyor. Şimdi çocuğa baba diyor ki bisiklet alacağım, Kur'an öğren. Babanın gayesi Kur'an, bisiklet vesile. Çocuğun gayesi bisiklet gaye, Kur'an okumak vesile. Aa işte bizim vesilemiz, bisiklet değil. Kur'an okumak olmalı. Bisiklet de değil. Bırak çocuklar uğraşsın bisikletle. Rıza ilahi. Yani bunu fark etmek, sır insanı olduğunu fark etmek, cennet ve cehennemin arkasına da geçmek, düşünebilmek, külli bakmak, külli, kül olmak. Külli bakabilmek için kül olmak lazım. Kül ve cüz somuttur. Külli ve külli, cüzi ve külli soyut kavramlar için konuşuluyor. İşte külli bakacağız abiler, külli, bütün bakacağız. Allah için, biz anlamak için böyle parça parça konmuş. İnsan böyle bir berzah olduğunu kendisine şahit olacak. Sen sana şahit oldun mu denilecek. Kendine şahit olacak insan. Kendine şahit oldun mu? O zaman şehit olacaksın. Sübhaneke ya şehit, taleke ya şahit. Sübhaneke ya şahit, taleke ya şehit mi? Sübhaneke ya şehit, taleke ya şahit. Ecinne minen narim ya fike ya Rahman. Sübhaneke ya şehit, taleke ya şahit. Şehit olan şahit oluyor. Şehit olan şahit oluyor. Nasıl şehit olacaksın? Sen sana şehit olacaksın. Tekrar el-Fatiha.